Ve nasıl derler, yani temkinli davranmak zorunda. Çünkü yani bizler burada belki bürolarımızda işte 20-30-50 bordro yapıyoruz ama bir muhasebe yazılımı belki milyonlarca bordro üretecek. Dolayısıyla orada temkinli olmak bu anlamda çok önemli. Dediğim gibi tereddütler var, onları çok söz uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Kısa kısa değinmek istiyorum açıkçası. Onları değerlendirdikten sonra işte yine üstadıma birkaç soru mevzuat anlamında yönelteceğiz. Şimdi asıl konumuzun özeti, yani bugünkü aslında sunumumuzun da yine özeti, bir önceki iki tekrarın, yani iki canlı yayının da boşluklarını doldurmak, tekrarını yapmak değil ama özetle derdimiz bordroya bildirge hazırlamak. Yani biz bu ay Mart ayına ait bordroya bildirgeleri, hatta bazılarımız Nisan ayında da kız dönemler için bildirge ve bordrolar hazırlıyoruz. Amacımız ne, gayemiz ne? İşçiye ücretin ödenmesi. Yani sağlıklı bir şekilde işçinin kanundan doğan hakkını doğru, sağlıklı bir şekilde alabiliyor olması. İkinci gayemiz ne? Gerek işçiden, gerek işverenin yapmış olduğu kesintileri kurumlara, yani vergi tarafında şu ana kadar bir problem yok, bir soru işareti yok. Bir istisnası yok çünkü kısa çalışma döneminde veya buna benzer dönemlerde. Tamamı vergiye tabi ama sosyal güvenlik mevzuatı açısından bazı tereddütler var. Bu tereddütlerin başında işte günlük prime esas kazancın alt sınırının altında bir kesinti gerçekleşmesi ve buradaki payın yine işverene yansıtılıyor olması. Yani iki önemli husus var. Ücreti doğru hesaplayacağız ve kurumun kesintilerini doğru hesaplayıp gerekli kurumlara bildirgeler işte veya işte mutasar SGK gibi, mutasar beyanname gibi beyannamelerle bildireceğiz. Bunun dışında bir olgu var. Bu bizi aslında çok ilgilendirmiyor ama daha çok çalışanı ilgilendiren bir durum olmakla beraber yine biraz kavram karmaşası yaratan bir husus. İşte işkurun kısa çalışma ödeneğini ödemesi. Biz bildirge bordroyu yapıp ücreti ödedikten ve kurumlara işte primlerimizi beyan edip ödedikten sonra bizi ilgilendiren bir durum yok aslında. İşveren tarafında da, mali müşavir meslek camiası tarafında da yok ama kısa çalışma ödeneği de bizim bordroları yapma aşamasında biraz sekteye uğratmış durumda. Çünkü geçmişten gelen birkaç karmaşık mevzu var. Öncelikle kısa çalışma bizi ilgilendirmeli dedik ama şunun net tanımını yapmak lazım. Yönetmenin 7. maddesinin 3. paragrafında kısa çalışma ödeneğine ilişkin, kısa çalışma ödeneği iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanır denmek suretiyle. Aslında işçinin işverenden ücretini alamadığı dönemler, yani çalışmanın olmadığı dönemler için bir tampon, bir ikinci sütun sigortalılık gibi bir garantör gibi devreye girip mağdur olan işçiye ücretini ödemek. Burada işverene sağlanan bir faydadan ziyade aslında işçinin ücretini alması, çalışılmayan süreler burada önem arz ediyor. Buna birazdan değineceğiz. Tabii ikinci başlığımız, önemli başlığımız diye ilk söze girerken ücretin ödenmesi kısmından bahsettik. Burada asıl dayanağımız yine iş kanunu. Yani ücretin doğru hesaplanıp işçiye doğru ödenmesinin tek dayanağı mevcut 4857 sayılı iş kanunumuz. Hemen hızlıca bakalım. Bugün gündemi ilgilendiren başlıklar, yani ücrette karmaşa yaratan başlıklardan bir tanesi iş karşılığı ücret. Bunda bir problem yok. İşçinin çalışmasının karşılığı olan iş kanunu 32. maddesinde tanımlanmış olan iş karşılığı olan ücret. İkincisi hafta tatili ücreti. Hafta tatil ücreti de yine iş kanunumuzda tanımlanmış. Burada da 45 saatin çalışılmış olması koşulu ile. Yani aslında orada 45 saat demiyor ama önceki yasa, 1475 sayılı yasa 6 gün koşulunu içerirken mevcut yasamız 63. maddedeki şartları tamamlamış olması. Yani orada da atıfta bulunarak 45 saatin tamamlandığı halinde bir hafta tatil ücreti hak kazandığını söylüyor. Yaygın bir Yargıtay kararı da zaten bu yönde. Buradan yana çıkarak şunu söyleyebiliriz. Kısmi süreli çalışanlarda, yani gün içerisinde önemli ölçüde az, yönetmeliğe göre 3'te 2'den az çalışanlarda, 5 saat ve altında çalışan işçiler için aslında bir hafta tatili ücreti de tahakkuk etmesi mümkün değil. Bunu birazdan birleştirerek değerlendireceğiz. Üçüncüsü de yarım ücret. Yani biz bordro yaparken çalışma karşılığı ücreti, hafta tatili ücreti ve bir de yine kanunun 40. maddesinde zorlayıcı sebepler, içinde bulunduğumuz dönemde olduğu gibi zorlayıcı sebeplerle bir haftalık bir yarım ücret ödenmesi söz konusu. En çok kafa karıştıran herhalde ustaların başında da yarım ücret geliyor. Birazdan tanım açısından da değerlendireceğiz. Şimdi kısmi süreli çalışmada ücret iş karşılığı dedik. Kanunda önemli ölçüde az olması diyor.
Yönetmelik de tamamen bunu netleştiriyor ve 3'te 2'si şeklinde. Yani aylık çalışma için farklı, günlük çalışma için farklı, haftalık çalışma için farklı değerlendirebiliriz. Kısmi zamanlı çalışanlar için fazla mesai, fazla çalışma yaptırılamayacağı kanunda yine açık ve net ifade edilmiş. Ama kısmi çalışanlar için de bölünebilir menfaat ve haklardan faydalandırılması yine kanunun amir hükümlerinden. Şimdi kısmi süreli çalışma tam zamanlıya önemli ölçüde az demekle şunu kastediyor, yönetmelikte netleştiriyor. Eğer tam süreli aylık bir çalışma varsa bunun 30'dan 20 güne inmesi. Yani 20'nin ve 20 ve altında bir çalışma olması durumunda ancak biz bunu kısmi süreli çalışma diyebiliyoruz. Haftalıkta 45 saatten 30 saate inmesi ya da 30 ve altına inmesi. Günlükte de haftanın 6 gününe böldüğümüzde 7,5 saat olan çalışma süremizi 5 saat ve altına inmiş olması durumunda kısmi çalışmadan bahsedebiliriz. Neden kısmi süreli çalışma önem arz ediyor? Çünkü çalışmanın önemli ölçüde azaltılması, tamamen durdurulmasının dışında ikinci bir yöntem olarak işçinin korunması, işte işin ücret yönünden korunması açısından kanuna getirilmiş bir esnek çalışma modeli. Bakıyoruz ki önemli ölçüde bu yöntem seçilmeye başlandı. Şimdi puantaj yapılırken faaliyetin tamamen durdurulması hiçbir problem yok. Günlük çalışılan ücret ödenecek, çalışılmayan ilk hafta için yarım ücret ödenmek suretiyle konu nihayete erdirildi. Ama kısmi süreli, yani önemli ölçüde azaltılan işletmeler için hafta tatili ücretinin ya da ilk haftalık yarım ücret nasıl ödeneceği konusu oldukça karmaşa yaratmaya başladı. Herkesin dediğim gibi farklı yorumu var. Bizim de savunduğumuz farklı noktalar var. Bunları kanun dayaklarından isterseniz kısaca bahsedeyim başkanım. Burada bir de SGK'nın yayınlamış olduğu soru cevap ve örneklemelerde bunun olmaması da biraz kafa karışıklığına neden oluyor. Yani bunu da Tuğrul Bey aracılığıyla da iletmiş olalım. Evet. Bununla ilişkin örneklerine bir ilave de yaparlarsa bu karışıklık bir an evvel giderilmiş olur. Şimdi herkes dediğiniz gibi bildirge, bordroda bildirge yapmak evet. derdinde ama kafalar karışık. Meslektaşım hata yapmak istemiyor. Biz de Kesinlikle. Bu hatayı en aza indirmek için, doğruyu bulmak için bu yayınları yapıyoruz. Yapıyoruz. Biz de kendi yorumumuzu katıyoruz aslında işin içerisine. Yani dediğim gibi bu iş, şimdi 2 saatlik bir canlı yayını 30 bin kişi izlediğinde 60 bin saat bir mesaiden bahsediyoruz başkanım. Evet. Yani totalde. Ama bakanlık belki ya da işte ilgili kurumlar 4-5 saatini ayırıp bir genelge ya da buna benzer bir kılavuzla kısa çalışma, yani kısmi çalışma önemli ölçüde azalmaya ilişkin birkaç örnek yayınlasa aslında bu sorunu ortadan kaldırmış oluruz. Ama biz mevzuat açısından değerlendirelim. Biz kendi yorumumuzu yapalım. Evet. Bu karmaşayı biraz da gidermek adına. Kısmi çalışmada ücret ve paraya bölünen, paraya ilişkin bölünebilir menfaatler tam süreliğe göre emsal ölçüde orantılı olacak. Yani ücret tam zamanda neyse kısmi çalışmada da saat karşılığı bölünebilecek. Saat üzerinden belirlenmişse sözleşmede hiçbir problem yok. Yani saat ücreti işte 20 TL, 30 TL demek suretiyle yapılan sözleşmede belirlenmişse zaten konu gayet açık. Eğer günlük ücret belirtilmiş ise o zaman uygulamadan bildiğimiz gibi aylık 225 aylık 225 saatten günlük 7,5 saat uygulaması da günlük 7,5 saate bölünme suretiyle kısmi çalışmada saat ücretini bulacağız. Aylık belirlenmişse yine 225 saate bölerek saat ücretini kısmi çalışmada bulacağız. Eğer biz Covid döneminde olmasaydık, yani kısa çalışma bizi şu an ilgilendirmiyor olsaydı, üstadım da hani burada yorum getirirse, biz kısmi süreli çalışmalarda, kısmi süreli çalışmalarda iş sözleşmelerinde puantaj ve bildirgelerimizi nasıl hazırlıyorduk? Örneğimizde brüt saat ücretimiz 20 TL olarak kabul edelim. Ve günde 5 saat çalışan, hafta içi her gün çalışan, pazartesiden cumaya kadar her gün çalışan bir kısmi çalışma örneği ele aldık bu örneğimizde. Şimdi normal şartlarda günde 5 saat, hafta içi her gün dedik. Pazartesiden cumaya 5 gün, 5 saatten 25 saat çalışan bir örneğimiz var. Şimdi tabii bu şekilde değerlendirdiğimizde, yani biz eğer haftalık çalışma süresini 3'te 2'ye indirdiğimizi düşündüğümüzde aylık 20 güne tekabül etmesi lazım böyle bir oran. Ama bu oran tek başına yeterli bir doğru bir yöntem değil. Peki ne yapmamız gerekiyor? Saat eğer verilmiş ise, günlük çalışma için saat verilmişse takvim puantaj yapmamız gerekiyor. Hangi günlerde işçi hangi saat çalışmışsa toplamanın güne çevrilmesi ve karşılığında hak ettiği ücretin bordroya bildirgeye yansıtılması. Mevcut örneğimizde günlük 5 saat dedik, hafta içi dedik. Şimdi Nisan ayı örneğini verdim ekranda.
haftanın Nisan ayı içerisinde haftanın çalışma günlerini, yani pazartesinden cumaya kadar olan günlerini işaretledim ve topladım. Toplam 22 günlük bir çalışma günü ortaya çıktı. Günlük 5 saatle çarptığımızda aylık 110 saatlik bir çalışma, toplam çalışma 20 saatten çarptığımızda 2200 TL'lik bir brüt ücrete hak kazandı. Peki bunu sosyal güvenlik mevzuatı açısından nasıl değerlendireceğiz ustam? Güne nasıl çevireceğiz? Mevzuat bize kısmi süreli çalışmada ilişkin 7,5 saate bölünmesi kuralını zaten onu tamamlıyorsun evet. Üste. Çok net ifade etmiş. Yani ben 7,5'a böldüm. 14.67 çıktı. Onu 15 gün. 15 gün olarak kurum kayıtlarına prim hizmet günü olarak yansıtacağım. Ücret prim esas günlük kazanç alt sınırının altında değilse mevcutu tutar. Yani 2200 lira üzerinden 15 gün ile ben prim bildirgemi yansıtacağım. Bu normal dönemde kısmi süreli çalışmanın bordro ve bildirge süreciydi. Burada bir eksik yok. 15 gün bildireceğim. 15 günde eksik günle 0.6 kısmi süreli kısmi istihdam koduyla bildireceğim. Peki kısa çalışmayla karıştırılmasının sebebi ne? İşte biz önemli ölçüde azalttığımızda eğer işletmenin çalışmasını ve kısa çalışma dönemine başladığımızda kısmi süreli çalışma modeline geçmiş oluyoruz. Aslında yeni bir çalışma modeli ortaya çıkıyor. Ve mevcut hükümlere bakarak konuyu değerlendirmemiz lazım. İşte hafta tatilinin hak edip hak kazanmaması, işte yarım ücretin ödenmemesini bu hususlar üzerinden değerlendirmek lazım. Basit bir örnekle konuyu geçtim. Primimizin bildirgesi ve gün sayıları zaten biraz önce bahsettiğimiz gibi olacak. Gün sayısı biraz önce yönetmenlikte üstadıma atıfta bulunurken aslında yine Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeni'ndeki haliyle 7,5 saate bölünmesinden bahsettik. 7,5 saatin altında kalan günler ise bir güne tamamlanacak. Burada bir problem yok. Hafta tatilinde ücret nasıl olacak? Hafta tatilinde ücret eski iş kanunumuzda, yani 1475'te haftanın 6 günü çalışması kaidesi koşulu vardı. Ama yeni kanunumuz 4857 sayılı kanun 63. madde atıfta bulunuyor. Diyor ki haftanın çalışmış toplam saatinde. Evet, çalışılmış olan günlerin, yani 45 saati tamamlaması koşulunu öngörüyor. Buna ilişkin yargıtay kararımız da var. Yani en az 7 günlük zaman dilimi içerisinde 1 gün tatil veriyor. Bunun ücretinin ödenmesi koşulunu ise 45 saati çalışmaya bağlamış. Burası yine çok net olarak kanunda belirtilmiş. Zorlayıcı sebeplerle hafta tatili, yani 46. maddenin devamında aslında yine kanun koyucu burada hiçbir boşluk bırakmamış. Biz hani yorumluyoruz dedik ama kanunları nasıl yorumlayabiliriz? Kanunda bir boşluk olması durumunda ancak işte iş kanunu işiyle yine ilkesiyle, işte vergi kanununda hazineyin zarara uğratmamak gibi yorumlarda bulunabiliyoruz. Ama madde 46 devamında diyor ki bir haftadan fazla süreyle tatil edilmesi gerektiren zorlayıcı bir sebep ortaya çıktığı zaman 24 ve 25. maddelerin 3 numaralı bendlerinde, yani zorlayıcı sebeple derhal fesihallerinde ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü içinde ödeniyor. Biz 7 günlük hafta tatili 7 günlük yarım ücreti bir haftadan fazla süren zorlayı sebep hallerinde günümüzde olduğu gibi işin durdurulması durumunda hiç çalışmaması durumunda çünkü zorlayı sebeplerde 24 ve 25'te birazdan açıklayacağız, onun eski kanuna da bakacağız. 24'de 25 atıfta bulunarak hiç çalışılmaması durumunda yarım ücretin hafta tatili içinde ödeyeceğini söylüyor. Devam edelim. Yine bir Yargıtay kararı, 9. Hukuk Dairesi'nin 2009'da vermiş olduğu bir karar ama buna benzer çok Yargıtay kararı ve kurum yine görüşünden bahsedebiliriz. Burada 45 saati bulamayacağından diyor kısmi çalışmalarda çalışmanın, işçinin hafta tatilini hak kazanması mümkün olmayacaktır diyor. Demek ki biz kısmi süreli çalışma yöntemine geçtiğimizde hafta tatil ücreti de açıkçası ortadan kalkmış olacak. Tabii bunun birkaç istisnası var. 6 güne her gün 3 saat çalışması durumunda işte yine işçiyle yine ilkesinin kullanılması gereken yorumlar var ama kanun bunu bu şekilde ifade etmemiş. Şimdi hafta tatil ücreti neden yoktur diyoruz kısmi çalışmada? Yine devamında diyor ki zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan, bugün var, olmasaydı iş yerindeki çalışmanın haftanın birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatilini hak kazanmış için çalışılmış sayılır diyordu. Bugün zorlayıcı bir sebep olduğu için çalışılmış sayılmasından da bahsetmek mümkün değil. Yani işverenin iradesi dışında çıkıyor. İşçi artık kısa çalışmaya geçtiğinde herhangi bir ücret ödemek zorunda değil. Buna hafta tatil ücreti de dahil. 7 günlük süre hariç.
Devamında 40. madde yine 24 ve 25'te zorlayıcı sebepler için yarım tatil ücreti ödenir diyor. Ancak esas vurgu yapmamız yere geldiğinde hemen burayı biraz hızlandıracağım. Faaliyeti tamamen durdurulmuşsa bu yorumlardan yola çıkarak faaliyetin durdurulduğu tarihi takip eden 7 gün içerisinde her gün için yarım ücret ödeneceği kesin. Bu hafta tatili için de geçerli. Eğer bu prim esas kazancının altında kalır ise ücret yönünden bir problem yok. Ama prim esas kazanç açısından tamamlanması gerekecek. Ve işçiye ait fark prim tutarı da yine işveren tarafından ödenecek. Ancak kısa çalışma döneminde buraya özellikle vurgulamak istiyorum. Farklı örnekler var biliyorum, farklı yorumlar var biliyorum ama bu da birazdan dayandıracağımız kanun maddeleri gereği. Kısa çalışma döneminde çalışmanın önemli ölçüde azaltılması hali aslında kısmi süreli çalışma halidir. Evet. Yeni bir sözleşme doğuyor. Çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik aslında var. Ve burada işçinin rızasının alınması koşulu da yok. Yani işveren çalışmayı ya durdururum diyor ya da işçiye diyor ki yine son çare ilkesi gereği işte yıllık ücretli izin kullandırabilirim. İşte ücretsiz izin dediğim gibi çıkartabilirim ki buna ilişkin yine bahsedeceğiz bir yasamız var, kabul edildi, yayınlanmadı henüz. Bunun dışında denkleştirme esası uygulayabilirim, telafi uygulayabilirim gibi gibi. Ya da kısmi çalışmaya geçebilirim. Eğer kısmi çalışmaya geçersem o zaman en çok kafa karıştıran konu benim işkurdan kısa çalışma ödeneği almam için o 7 gün ödeme zorunluluğum ortadan kalkıyor. Yani işletmenin tamamen faaliyetini durdurduğu durumlarda evet ilk 7 gün için yarım ücret ödeyeceğiz ama işletme faaliyetini durdurmayıp kısmen yani işçi, devam ettiği işçi, o iş için. Kısa süreli de olsa bir ücret aldığı için ayrıca bir ücret ödemesinin olmayacağını ifade ediyor. Aynen öyle. Yani aslında çalışma durdurulmuyor. Sadece azaltılıyor. Yani kısmi süreliğe geçilmiş oluyor. Dolayısıyla burada kat'i süreli kendi yorumumuz yine üzerine basarak söyleyeyim. Herhangi bir yarım ücret ödenmesi söz konusu değil. Bugün konusunu aslında en önemli konulardan bir tanesini oluşturan dayanak. Şimdi kanun 40. maddesini tekrar ettik. 40. madde 4850 sayılı kanun 2003'te yayınlandığında önceki 1475 sayılı kanunda da aynen alınmış. Ama 3008 sayılı 1936 yılında ilk iş kanunumuz yani borçlar kanunundan iş kanunu geçtiğimiz dönemde ilk defa ihtas edilen bu yarım ücret mevzusu. Bakın yine 25'e 3'te 24'e 3'te olduğu gibi 3. bendinde şu şekilde kaleme alınmış. İşçinin çalıştığı iş yerinde işin bir haftadan fazla müddette tatil edilmesini mücip esbabı mucbire hadis olursa yani tatil edilmesi kavramı burada bir zorunluluk olursa işin durdurulması eğer iş tatil edilmişse en az 7 gün ve fazla bir süreyle tatil edilmişse o zaman diyor ki bu haftalık bekleme devresinde yarım ücret ödenir. Ama tamamen tatil edilmesinden bahsediyor. Yani kısmen çalışılması yarım ücret ödeme koşulunu ortadan kaldırıyor. Burada aslında hiçbir endişe yok ama hep dediğim gibi işiyle yeni ilkesi yorumluyoruz. İşiyle yeni ilkesi nasıl yorumlanır? Yargı kanun koyucu yerine geçip kanunda bir boşluk varsa işçi lehine sonuçlandırır ama burada bir boşluk yok. Yani kanun 1936'dan bu yana işin tamamen durması durumunda yarım ücreti ihtas etmiş. Kısmi çalışmada yarım ücret olması söz konusu değil. Bu da aslında birçok hesaplamayı sadeleştirecektir. Birçok meslek mensubunun kafasındaki soru işaretini kaldıracaktır. Tamamı ödenebilir mi? 7 günün ödenebilir. Yarısı ödenebilir mi? Ödenebilir. İşte yarısının üzerinde bir ücret ödenebilir. Ödenebilir. Ama asıl olan kısmi çalışmada ücretin olmadığı kanundan çıkan sonuç. Neden yoktur'a birkaç dayanak daha ekleyelim mevzuatla ilişkin. Yine kısa çalışma ödeneğine ilişkin yönetmeliğin 7. maddesinin 3. bendinde kısa çalışma ödeneği iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak uygulanır diyor. Yani ben çalışma süremi eksilttiysem kalanı diyor ki işkur bu kanun ve mevzuat gereği aylık olarak hesaplar kalanını evet. İşçiye öder. Ben 20 saat çalışmışsam örnek veriyorum. İşte 25 saatini kurum bana ödemek zorunda. Neden yoktur'a bir dayanak da yine 6. bendinde maddesinde zorlayıcı sebeplerle iş yerinde kısa çalışma yapması halinde ödemeler 40. maddede öngörülen bir haftadan sonra başlar diyor. Zorlayıcı sebeplerle yine kısa çalışma yapılması halinde. Zorlayıcı sebep var doğru.
24'e 3 numaralı bende 40. maddede öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu sadece bir haftadan sonra başlayan kısım sadece işin durdurulması kısmını yine kapsıyor. Evet, bunlara dayanarak kısa çalışma ödeneğinde kısmi süreli çalışmaya birkaç dayanakta bulunduktan sonra sözü ben yine Toulouse'a da vermek istiyorum Sayın Müdürancımıza. Tabii bunun sosyal güvenlik tarafında da dayanakları var. Biz bu 3,5 günü neden alt sınır üzerinden ediyoruz? Neden 7 güne her gün prim hizmet taahhüt ediyoruz? Her gün için bir prim hizmet gün sayısı kuruma bildiriyoruz elektronik ortamda. Bunun dayanakları 80. maddede değil mi? Hak edilen ücret diye. 80. maddemizin devamında belirtilmiş. Peki ben başka bir soru daha tabii çok sorulan bir soru. Eğer ben bu 7 günün üzerinde de bir ücret ödesem ya da işverene işçiye iş kurum vermiş olduğu %60'lık ödemenin üzerinde de bir ücret ödemek istesem prime tabi mi? Şimdi 80. madde B bendinde yine saymış. Murat'cığım, buyurun. Şeyde o belirlenen ücretin üzerinde ödeme, işverenin rızayen yaptığı ödemeler kısmını istersen biraz daha sonraya bırakalım. Bu konuyu karıştırmayalım diye. Şimdi bu yarım ücretin SGK açısından karşılığı nedir? Bildirgeye nasıl yansıyacaktır? Çünkü bunda da artık epeyce oturdu ama yine bazı yanlış yorumlar var. Yarım ücreti yarım gün çalışma olarak değerlendiren var. Bu yarım günleri toplarım, 3,5'tan 4 gün yaparım, 4 gün beyan ederim diyen yorumlar var. Biz bunları anlattık ama bir kere de siz ifade ederseniz 7 gün yarım ücret ödenenin Sosyal Güvenlik Kurumu'nda karşılığı nedir? Bildirgeye, bordroya nasıl yansıması gerekir? Yani burada bu yarım öde işte 98.01'lik askeri altında ödeme yapamıyor yarım ücreti. Onun karşılığını ödedikten sonra günde 7 gün olarak geçecektir. Yani burada kafa karışıklığına işte yarım ödedik 3,5 günle tekabül edecek diye girilmemesi lazım. 7 gün olarak alınacaktır. 7 gün prim günü olacak. Tabii ki. Asgari ücretin altında kalmamak kaydıyla. Tabii. Aradaki farkı işveren ödemek zorunda. İşçiye ücret kısmı yarım ödenecek. Asgari ücretin altında tabii. Olmayan yarım ücret ödenecek. Ama prime esas ücret asgari ücretin altında kalmayacak. Kalan kısmı işçiye fiilen asgari ücretin altında bir ücret ödemesi yapılacak yarım ücret dendiğine göre. Ama yarım ücretin primi normal şekilde alınmak kaydıyla işçi işverenden paylaşılacak. Kalan yarım ücretin prim farkı da işverenden ödenecek. Kuruma ödenecek. Evet. Karşılığı da 7 gün olarak. Bunun dayanaklarını da yine hazırladığım slaytlarda almıştık. 80. madde aslında istisnaları saymış. Yani aynı yardımlar işte ölüm, doğum ve evlenme yardımı gibi süreklilik arz etmeyen nakdi yardımlar ve işte kısmen yine sigorta primlerine dair olan yardımlar dışında aslında bir istisna yok. Ve diyor ki kanun C bendinde sayılan istisnalar dışında her ne adına verilirse verilsin prime tabidir diyor. Doğru mu? Evet. Yani biz işçiye her ne isimle verirse verelim. Ücret dışında bir isim bulduk. Dedi ki COVID ödeneği. Bu ödenek bile kanunun 80'e C bendi gereği prime esas kazanca matrona dahil edilmek tabii durumunda. Evet. Yine aynı şekilde yine maddenin devamında işte belirtilen primlerin hesabında G bendinde esas tutulacak günlük kazanç sigortanın bir ay içerisinde prime esas tutulan kazancın 1/30'dır diyor. Yani biz günlük ücreti bulurken de herhangi bir tereddüt yok ya da saatlik ücret hesaplarken herhangi bir tereddüt yok. 30'a bölmek suretiyle hem iş kanunda da hem sosyal güvenlik mevzuatımızda karşılıkları var. Günlük kazanç sınırının alt sınırı zaten belirlenmiş. Biraz önce bahsettiğimiz dayanaklar burada mevcut. İşveren uygulama tebliği ne diyor? Yine diyor ki sigortalıların çeşitli nedenlerle ay içerisinde çalışmasının bulunmadığı veya ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret dışında bir ödeme yapılması halinde ücret dışındaki bu ödemeler ödemenin yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle ödemenin yapıldığı tarihi takip eden 2 ayı geçmemek üzere prim esas kazanca dahil edilecek. Yani önümüzde
bir bayram var. Ramazan bayramı var Mayıs ayı içerisinde. Bir 23 Nisan var ulusal ve genel tatillerimizden. Bir 23 Nisan var. Tabii buralarda işte ödenen ek ücretler olabiliyor. Örneğin bayramlarda ikramiye olabiliyor ya da 23 Nisan'da çalışması gibi durumlar olabiliyor. Şimdi biz Mart ayında başladık başkanım. Kısa çalışmayla tanıştık ve birçok işlerimiz başvurdu. Mart ayında asgari bir prim ve gün sayımız var. 15'inde başladık, 20'sinde başladık, 25'inde başladık, önemli değil. O tarihte başlanan Nisan ayı içerisinde herhangi bir çalışması olmayacak büyük ölçüde işverenlerin. Burada kastımız yine faaliyetin sıfır durdurulması durumunu konuşuyoruz. Evet, tabii yani Nisan ayında sıfır günle olanlarda. Buralarda yine mevzuata göre, ikinci mevzuata göre, tebliğe göre de, kanuna göre de bu aylarda herhangi bir ödeme yapması durumunda işçi, ücret dışında bir işçi ödeme yapması durumunda, bu hak ettiği bir prim olabilir, o ay tahakkuk ödemi, ikramiye olabilir, buna benzer şeyler. Ödendiği ayda diyor kanun. Dolayısıyla ödendiği ay Nisan ayı, ama gün yok. Kuruma bunu bildirebilecek miyiz? Hayır. Ne zaman bildireceğiz? Takip eden ilk prim gününe, iki ay içerisinde herhangi bir prime esas tabii kazancı olduğu dönemde. Olmazsa yine evet, şimdi o az önce sonra konuşalım dediğim konu. Sıkla sorulan, benim kendi müşterilerimin de sorduğu soru istedim. İşkur'da çalışanın hak ettiğini kısa çalışma ödeneği olarak alacak. Ama ben yıllardır çalışıyorum, mağdur olmasını istemiyorum. Farkını ben çalışanıma ödemek istiyorumdur. Evet. Çalışanın bunu, daha doğrusu bunu nasıl bordroya ve bildirgeye yansıtılacağı üzerine yine sorular ve tereddütler evet var. Şimdi 5000 lira maaş alan bir çalışana yuvarlak söylüyorum, 3000 lirası İşkur tarafından ödendi, 2000 lirasını da işveren ödemek istiyor. Bunu nasıl ödeyecek? Kaç gün bordroya yazılacak ya da yazılmayacak? Ve prim ödenecek mi, ödenmeyecek mi? Evet. Şimdi burada tamamen iş yerini durdurmuş bir iş yerinden bahsediyoruz. Buradaki ücret dışarısında bir ödeme olarak yapılacak. İkramiye olabilir, işte prim olabilir. Demin söylediğimiz gibi ilk prim gün sayısı olan aya yansıtılacak. İki ay. İki ay. Süreçte. Yani işveren kafasında bunu hep ücret olarak tarif ettiği için evet ücret olarak görüyor. Sizin söylediğinizden de ve mevzuata baktığımızda, anladığımızdan da ortada bir çalışma yoksa bugünün adı, bu ödemenin adı ücret olamaz. Tabii. Adı ne olursa, ek ödeme, diğer ödeme, evet, ikramiye gibi değerlendirilir. Evet. Sigorta kesintisi yapılır. Evet. İşçiye bu şekilde ödenir. Evet. Bildirgede de işte sıfır, Nisan ayında sıfır günü olursa izleyen, takip eden iki ay içerisinde, kazancına olduğunda, yani bir çalışma olduğunda buna ilave edilerek primleri ödenir, bildirgeye aynen yansıtılır. Evet. Burada yine bir meslektaşın da aklına gelen, bizim de daha önce konuştuk ama burada bilinmesi gerektiği için kurumun da bununla ilgili bir düzenleme yapması gerektiğini düşünüyorum. Tereddüt ortadan kaldırmak üzere. Bu kısa çalışma ödeneği Cumhurbaşkanımızın yetkisi dahilinde uzatılmaz kadar uzatılabilir. Bu 3 aylık dönemde takip eden 2 ayda mutlaka bir gün oluşacak ve bu diğer ödeme altındaki, diğer ödeme adı altındaki işçiye ödenenler bir şekilde prime, esas kazanç ücrete yansıtılabilecek. Ama bunun 3 ay daha ertelendiğini düşünürsek, Nisan ayı da 0 gün ve fark ödeme yapıldı 2000 lira. Mayıs ayında 0 gün fark ödeme yapıldı 2000 lira. Haziran geldi, hala 0 gün ama Nisan'ın takip eden 2 günü geçti, 2 ayı geçti. Herhangi bir gün yok ve ondan Hizmet sonra abi, bu ödemenin primi ödenmeyecek anlamına geliyor. Bunu, yani mevzuat bunu dediğine göre Nisan ayının Mayıs ve Haziran'da da
günü yoksa, evet, Nisan ayında ödenen ücretin ne kadar olduğuna bakılmaksızın bu sigorta primi ödenecek anlamı taşıyor. Bu tarafta kurumu da uyarmak gerekir. Tabii yani, bu 2 aylık sürecin daha uzaması için. Yani takip eden ilk ödemede dahil edilir evet, denmesi gerekiyorken 2 ayın konması bunların, bu tür durumların, yaşadığımız durumun önceden öngörülemediği anlamına geliyor. Tabii bu biraz üzerine kafa yorduğumuz bir dönem olduğu için, yani uzamasa bile Haziran ayının diyelim ki 23'ünde bitti kısa çalışma o işler için. İşi 7 gün, 8 gün ücretsiz izinde devam ediyor. Yine bir prim günü doğmayacağından bu suistimale de açık bir aslında. Ya da işten ayrıldı. Ya da işten ayrıldı. O işçi için herhangi bir prim hizmet tahakkukunda bulunamadık. Dolayısıyla suistimale de açık bir olgu gibi karşımızda duruyor. Tabii ki bu kanun mevzuatta aslında şu açıdan değerlendirilmiş. Yani ilk başta üst sınırın da üzerinde bir ücretin 2 ay. Ama dediğim gibi mevzuatta çok net ifade edilmiş. Ücret dışında da bir ödeme yapması halinde diyor. Bu ödemeler 2 ay prime tabi olması açısından bir süre var, takip süresi var. Sonrasında prime tabi tutulacak. Tabii işverenler işte bu ay, örnek veriyorum Nisan ayında işinin hesabına bu avans teminde ya da prim ikramiye teminde 2000 lira, 2500 lira gibi para yatırabilir. Bunun dediğim gibi ilerleyen ayda da prim matrağına dahil edilmesi ya da edilmemesi durumda. Bu ücret olmayacağından kısa çalışma ödeneğini de etkileyen bir durum değil. Evet. Ama burada en büyük kaygımız üzerinden prim alınacak ama haneye de sıfır yazacak olması durumu. Evet, yani şimdi bunun çalışma olmadığına göre ücret sayılmadığından bu para ödenecekse ücret dışı ödemeler prime tabidir mantığı. Fakat benim hep söylediğim bir adalet duygusu kısmından baktığımızda sosyal güvenlik primi bir vergi değildir. Sosyal güvenlik primi bir şey karşılığı alınan bir ücrettir. İşte hastalık, iş kazası, meslek hastalığı, emeklilik gibi karşılığında bir şey vermek üzere alınan bir prim olduğundan yola çıkarak burada bu ödemeden prim alındığına göre karşılıksız alınıyor. Burada bir hak kaybı var. Hatta sigortalı daha sonra bunu herhangi bir isim altında, şu anda onu konuşacağız, borçlanma hakkı var mıdır yok mudur, emekliliğinde bu boş geçen günlerini ihtiyacı olması halinde borçlandığında aynı gün için ikinci defa prim ödemiş olması. Evet. Bunu geçtiğimiz hafta bir sosyal medya üzerinden Sayın Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, TOK Başkanı Rıfat Selçuklu ve TÜRMOK Genel Başkanımız Sayın Emre Kartaloğlu ve tüm Mali Müşavirler Oda Başkanları'nın katıldığı toplantıda söylemiştik. İşveren de bundan rahatsız. Eğer bir ödeme, yani prim ödemesi varsa işçinin hakkının kaybolmaması adına gün olması lazım. Eğer gün olmayacaksa da bu ödeme için prim olmaması gerektiği düşüncesinde. Bu bir mevzuat eksikliğini konuşmuyoruz. Mevzuat açık ama karşılıksız alınan bir prim gibi değerlendiriliyor. Bunun da dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Birazdan örneklere değerlendireceğiz. Dediğiniz gibi başkanım, yani belki 2 ay içerisinde emekli olabilecek gibi vatandaşlarımız var. Çünkü şu anda geçen yayınlarımızda da söylediğimiz gibi mevzuatta bir sıkıntı da var. 2 ay sonra emekli olacak bir çalışanın mevcut yasal düzenlemeye göre bu eksik günlerini borçlanma hakkı yok. Bu olaydan, Covid-19 nedeniyle çalışmaya ara verilmesinden kaynaklanan eksik günlerini borçlanma hakkı mevcut yasal düzenlemeye göre yok. Başka yorumlar var, şey yapabilirsiniz. İsteğe bağlı. İsteğe bağlı diyebilirsiniz. Evet. Ama isteğe bağlı ödemek de bir sigortalı için Nisan ayını borçlanmak zorunda kalırsa 4B kapsamında borçlanma zorunluluğu olacağından yine emekliliğinde belki yine işine gelmeyen durumlar olacaktır. Bunlar çözülmesi gereken belirsiz noktalar, bir an evvel çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet Murat. Evet, o
4A, 4B kısmına birazdan istihbarata değineceğiz. Hani yine izleyenlerin kafası karışmasın. Farklı mağduriyetler de olabilecek. Mesela doğum izni ayrılanlar, işte hastalıkla ilgili ödeme, iş görmezlik ödeme alanlar gibi birçok husus da var. Evet, işte biraz önce bahsettiğimiz konu aslında yine yönetmelikte var. Atıfet kabulü ya da kabili diye yazılıyor kanunda. Ücret. Yine yönetmeliğin 90. maddesinde ÇB'de diyor ki bireysel ve toplu iş sözleşmesine dayalı olmadan geçici iş görmezlik ödeneği aldığı sürede atıfet kabulünde yapılan ödemeler ve yine ÇB'lerinde ödenen göre ödenen ücret fark tutar. Günlük sigorta primine esas kazancın alt sınırının altında kalmış durumda günlük alt sınıra yükseltilir. Burada hep dediğim gibi günlük alt sınıra işaret ediyor ve fiilen bir çalışma olmasa bile yapılan ücretin bir gün sayılacağına ilişkin birçok hüküm var. Ama dediğiniz gibi mevcut dönemde sıfır gün olan aylarda herhangi bir prim günü kazanması mümkün değil. Kısmi süreli çalışan aylarda prim ödeme gün sayısı bir önce bahsettik. 7,5 saate bölünerek tamamlanması koşulu bir gün tekabül etmesi. Tabii detayları var. Buraları biraz hızlı geçeceğim. Eksik günlerin işte isteğe bağlı konusunu birazdan üstada bırakacağım. Buraları da sonra dönmek kaydıyla devam ediyorum. Ve bordro örneklerine gelmek istiyorum. En çok herhalde merak edilen konulardan bir tanesi. Evet. Şimdi geçtiğimiz hafta oldukça dediğim gibi bordro örneği yaptık. Uygulamada dediğim gibi birçok bordro örneğimiz var. Biz kalan spesifik bazı örnekleri değerlendirelim. Biraz önce bahsettiğimiz özellikle kısmi süreli çalışmalarda yani işletmenin önemli ölçüde çalışmasını azaltması durumlarında işte bu hafta tatili ve yarım ücretin karmaşasını ortadan kaldırmak ya da Mart ayının sonunda 7 günün denk gelmesi ve Nisan ayına sirayet etmesi durumunda ya da işte atıfet mukabili bir ücret ödemesi durumunda ne gibi uygulamalar var? Onlara kısa kısa değinelim. Şimdi geçtiğimiz hafta bir örnekten bahsetmiştik. Bunu revize ettik. Raporlu işçinin rapor süresinin kısa çalışmaya denk geldiği durumlar. Çok fazla örnek gelmeye başladı, soru gelmeye başladı buna ilişkin. Rapordan kastımız iş göremez durumda olan, istirahatte olan sigortalı. Örneğimizde işveren 16.3'te kısa çalışmaya başlamış olsun. Çalışmayı tamamen durdurarak. Ama işçimiz 16, 17, 18, 19 ve 20 Mart tarihlerinde rapor almış olsun. Yani işletmeyi tümden durdurduk 16'sında faaliyetimizi. Hiçbir işçi çalışmıyor ama işçilerden biri 16'sı ile 20'si arasında istirahatli, raporlu. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda yine hem yarım ücret açısından hem de rapor açısından değerlendirelim. Şimdi normal çalışma günümüz 15 gün. Ayın 15'ine kadar işçi normal çalışma süresini tamamlamış varsayıyoruz. 16'dan 20'sine kadar olan sürede işçi gelmemiş, istirahatli. Oradan bir ödenek alacağından, iş göremezlik ödeneği alacağından kısa çalışmaya da başvurulması mümkün değil. O zaman neyi bekleyeceğiz? Rapor süresinin bitmesini bekleyeceğiz. Rapor süresi 20'sinde bitti. Artık yine kanun bize 40. maddede hükmettiği yarım ücretin ödenmesi. Yani rapor süresi bittikten sonraki ilk gün artık işçi yarım ücrete hak kazanmış olacak. 7 gün boyunca yarım ücretini alacak. Sonrasında da o işçi için kısa çalışma ödeneği başlamış olacak. Yani örneğimizde bu 7 gün sık soru ve daha önce de konuştum. 7 gün çalışan bazında değerlendirilecek. Tabii. Yani ne zaman başladı değil. O işçinin ilk 7 günü ne zaman başladığına dikkat ederek aynı şekilde değerlendireceğiz. 23'ünde bu 16'sında verdiğiniz örnekte raporlu olan hariç 16'nın üzerine 7 günü koyarak 23. diğer çalışanları yarım ücretle ücretlendireceğiz. Raporu bitinceye kadar diğer kişi iş görmezlik ödeneği alacak. İş görmezlik ödeneği alacak. İşbaşı tarihinden itibaren yarım ücret, 7 gün için yarım ücret onun için ayrıca başlayacak. Aynen öyle. Çünkü dediğim gibi yönetmelikte kanunda işçinin bütünü veya bir kısmı için uygulanabileceği, işçiler için aynı şekilde ayrı ayrı uygulanabileceği konusunda hükmetmiş. Burada örnekte eksik günümüz 4 gün olacak. Hemen akabinde puantajına bakalım. Burada yalnız eksik gün bildirimi 27 kodunda. Yani tabii 27 kodunda. Altında belirttik. Yani birden fazla nedeni dayalı olan olduğu için. Altında, slaytımızın hemen altında var. İşte takvim puantaj yaptık. Mart ayı içerisinde 1'inden 15'ine kadar çalışmış. 16'sında 20'si arasında raporlu. 21 ile 27'si arasında 7 günlük yarım ücreti var. Ve sonrasında da artık kısa çalışma başladığı kısa çalışma ödeneğinin başlığı 4 gün var. Eksik günümüz 9 gün olacak. Yani 4 gün çalışılmayan 5 günde raporlu olan gün.
21 gün, 22 gün beğenmiş olacağız. Eksik gün nedeni de birden fazla olduğu için 27. Şimdi parantez açalım. Burada sigortalılar eksik kalan günleri için başvuru yapabiliyorlar. Gün bildirimi olduğu için. Ama gün bildirimi yoksa yapamıyorlar. Bu aynı ay içerisinde yapmaları lazım yani. İsteğe bağlı için. Tabii, borçlanma. Yani borçlanma değil de isteğe bağlı kalan eksik günlerin ödemeleri için. Tabii. Onu biraz detaylandıralım birazdan isterseniz. Onu şey yapalım çünkü aslında her biri için isteğe bağlı müracaat yapabiliyor ama farklı hangi 4A mı 4B mi 4C mi kısmı orada kafa karışıklığını gidermek için. Ay bazında bile farklılıklar doğacaktır. Onları sizler açıklayacaksınızdır. Evet, örneğimizde dediğim gibi puantaj bu şekilde olacak. Ücret kısmını zaten günlük ücreti 150 liradan 15 gününe çarptık. 2250. Yarım ücretin 7 gün olduğu için 525 olarak bulduk. Ama bütün örneklerimizde olduğu gibi burada prim esas kazanç yani sigorta matrağımızla ücret arasında bir farklılık doğacaktır. Bu da yarım ücretin prim esas kazancın alt sınırının altında kaldığından dolayı. Evet, devam edelim bir başka örneğimize. Aynı örnek içerisinde birden fazla konuyu aslında açıklamaya çalıştık. O yüzden çok adet olarak fazla örneğimiz yok ama birçok konuyu toparlamaya çalıştık. Şimdi Nisan ayında kısmi süreli çalışmaya başlanması, kısa süreli çalışmaya başlanması durumunda. Şimdi öteden beri dediğim gibi Mart ayında başvuranlarda zaten bir problem yoktu. 1 Nisan itibaren kısa çalışma dönemine başlayacağız. Bu örnekte iş yeri tamamen faaliyetini durdurmuyor. Önemli ölçüde bir azaltmaya gidiyor. Önemli ölçü ne? 3'te 2'sinden daha fazla bir azalma olmuş olması. En az 20 gün ya da haftalık 30 saat ya da işte günlük 5 saatin altında bir azalma olmuş olması. Tabii ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Örneğimizde yine sosyal medyadan bize gelen bir sorunun detaylandırıp biraz daha biz eklemeler yaptık. İş yeri haftalık 45 saat çalışma süresini günde 9 saat çalışarak 5 günde tamamlıyor. İş kanunu dediğim gibi sözleşmede hüküm yoksa diyor 6'ya bölünür ama hüküm varsa taraflar bunu belirlemekte serbest. Hafta içi diyelim ki 9 saatten 5 gün çalışarak tamamlıyorlar. Cumartesi çalışma yok. Şimdi Nisan ayında haftanın 3 günü çalışıp 2 gün kısa çalışma ödeneği için başvuru yapacaklar. 3 günü çalışıp 2 gün çalışmayacaklar. Bordro hesaplamalarına ilişkin örnek verebilir misiniz? Hafta tatili açısından ve yine SGK mevzuatı açısından nasıl değerlendirilmeli denmiş. Hemen yine mevzuata dönüp baktığımızda kısa çalışmanın günlük, haftalık ve aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, iş yerinin gelenekleri ve iş niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir. Kim diyor bunu? Kısa çalışma ödeneği yönetmeli diyor. Yani biz her işçi için dediğim gibi farklı saatler, farklı günler, farklı tarihler belirleyebiliriz. Şimdi bu işi anlamakta en çok zorlandığımız konu şu. 3'te 2 azalttık diyorlar. 3'te 2 azalttık. Yani biz çalışmayı 45 saatten ya da ayı üzerinden gidelim. Ayı 30 günden 10 güne düşürdük. 3'te 2 azalttığımızda 10 gün. Ben 10 günü ayın hangi günlerinde? Birinden 10'una kadar mı? Ayın farklı günlerinde birer gün olarak mı dağıtacağım? Yoksa 10 günü saat üzerinden işte her gün 2'şer saat, 3'er saat olarak mı çalıştıracağım konusu burada son derece önemli. En büyük hatayı burayı detaylandırmadığımız zaman yapıyoruz. Biz burada dediğim gibi verdiğimiz örnekte özellikle günlük 9 saat çalışmayı belirttik. Farklı rakamlar çıkacaktır. Mevzuat bize dediğim gibi işveren belirler demek suretiyle bir kısıtlama olmadığını söylüyor. Verdiğimiz örnekte ücreti 4500 lira olarak kabul ettik. Ve çalışan günleri pazartesi, çarşamba, cuma günü olarak belirlemiş işveren. İşverenin belirleme etkisi var. Demiş ki biz artık işletmemizi pazartesi, çarşamba, cuma çalışacağız. Haftanın 3 gününe düşürdük. Günlük 9 saat çalışacağız. Toplam 4500 lira üzerinden aylık ücret ödüyorduk bugüne kadar. Ben saat ücretini bulmak istiyorum. Çünkü artık saat karşılığı bir ücret ödeyeceğim. 225'e böldüğümde, aylık çalışma saatimize böldüğümde 20 saatlik bir 20 TL'lik bir çalışma saati ücretini buldum. Hemen takvim puantaj yapmak zorundayım. Burası çok dediğim gibi en önemli kısmı. Yani bunu yaptığımızda artık bütün sorular aslında çözülmüş oluyor. Nisan ayı içerisinde dedim, pazartesi, çarşamba ve cumart günleri bir çalışma var iş yerinde. Pazartesi günlerini topladım 4 gün, çarşamba günlerini topladım 5 çarşambamız var. Cuma günlerinde 4 cumadan oluşan bir Nisan ayı. Toplam benim 13 günlük bir çalışmam gerçekleşmiş. Ben bakın işte süreyi belirlerken haftanın 3 günü çalışacak dedim. Günlük 9 saat çalışsam bir işlerinde. Ama
Bunu çalışma gününe çevirdiğinde Nisan ayında farklı bir gün sayısı, Mayıs ayında farklı bir gün sayısı çıkacaktır. Hafta içi hafta tatilleri birbirinden farklı olduğu için. Nisan önemimize 13 gün çıkmış. Çalışma saati neydi günlük? 9 saatti. Ben günlük 9 saatle 13 saat, 13 günü çarptığımda 117 saatlik aylık bir toplam saat çalışmaya ulaşıyorum. Şimdi artık benim elimde çalışma saatim belli. Neyle çarpacağım? Saat 20 belli. Lira. 20 ile çarptım. 2340 TL bir ücret hak kazanmış oldu işçi. Çalışmanın karşılığı bir ücret. Burada yarım ücret var mı? Burada yarım ücret yok. Çünkü burada çalışılmayan bir süre yok. İşçi yeni bir çalışma modeline geçmiş, kısmi süreyle çalışıyor. Bakın hafta tatilini hak kazanacağı bir durumda söz konusu değil. O yüzden yarım ücret burada kesinlikle net anlamda yok. Prim ödeme gün sayısına geldiğimde 117 günü 7,5 saate böleceğim. Çünkü mevzuatın bana öngördüğü süre 7,5 saat. Böldüğümde 15.6'dan 16 güne tamamlıyorsun. Güne tamamladım. 14 eksik gün bildirimde bulunacağım. Eksik gün sebebinde 18 koduyla kısa çalışma ödeneği olacak. Burada ben ilk haftanın işte 3'te 2'sini ödeyeyim, 3'te 1'ini ödeyeyim, işte şunu ödeyeyim gibi bir karmaşa aslında mevzuat tarafında yok. 1936 yılında 3008 sayılı ilk iş kanunumuzda açıklanmış. Tatil günleri. İşte bugüne kadar aynen ayrı bir madde alınarak ama aynı cümleyle tekrarlanmış. Evet. Bu örnekte zaten kısmi çalışma döneminde kısmi çalışmada kısmi ücret var zaten. Evet. Dolayısıyla yarım ücret burada söz konusu değil. Buradan yanlış anlaşıp yanlış yorumlar yapılmasın diye de açıklamamız evet, lazım. Her kısmi sürede yarım ücret yok anlamına gelmiyor. Evet. Yani yarım ücretlerin toplamını aşan bir ücret ortadaysa, varsa çalışmada evet, yok ama sadece ayda bir gün çalıştıysa eğer, yarım ücretin olması eğer yarım ücrete tamamlanması yani 7 gün yarım muhtemelen ücrete tamamlanması tabii gerekiyor. Biz ne dedik konunun başında özellikle vurguladığımız şey işçi lehine yorum ilkesi. İşçi lehine kan mevzuatta bir boşluk varsa şimdi yarım ücrete ilişkin boşluğu aslında şeyde değerlendirdik. Yani tamamen durması durumda dedik. Ama bir saat yarım ücretin altına düşecek bir zaman dilimi olduğundan yine işçi lehine doldurmamız gereken yer aslında burası. Evet. Sadece burası. Onun dışında üzerinde bir kısmi çalışma olması durumunda zaten yarım ücrete gerek yok. Üzerinde bir ödeme zaten yapılacak. Gerekten çok yasal olarak mümkün değil anlamına geliyor. Aslında üzerinde yapılan ödeme bir atifet kabili bir ücret olarak değerlendirilmesi doğa doğru olur. Yine başka bir örneğimiz Mart 2020'de başlayan Nisan 2020'ye sarkan yarım ücret dönemi. Hep biz işte yaptığımız örneklere baktık. 20'sinde, 21'inde, 15'inde başlamışız. Mart ayında yarım ücret ödenmiş gitmiş. Evet. Faaliyetin tamamen durduğu bir örnek. Ama mevcut örneğimizde tarihi değiştirdik. 28.3'te işveren kısa çalışmaya başlamış. Murat, burada şu an gelen sorularda Murat meslektaşımız Murat Bahadır 28 Mart tarihinde başladığı soruyu soruyor. Senin örneğin tam olarak ona da cevap olacaktır diye hatırlatmak istedim. 28'inde başlamış, faaliyet tamamen durdurulmuş. Zorlayıcı sebep kısa çalışma dinlenimiz. Günlük 98 lira 10 kuruştan ücret tahakkuku yani puantajı tahakkuku ve bildirgelerimiz nasıl olacak? Ve Nisan'a da devam eden bir dönem. Hemen bakalım. 28'inde başlamıştır dediğimizde aslında biz kısa çalışmaya 28'inde başlamışsak 27'sine kadar normal çalışmıştığımız anlamına geliyor. 27 gün normal kazanç üzerinden 98 lira 10 kuruştan 4 gün yarım ücret üzerinden. Kalan 4 günün ne demiştik 7 güne kadar yarım ücret ödenir. Mart'ın 31'ine kadar olan 4 günü yarım ücret üzerinden hesapladık ve borcumuza yansıttık. SGK matrası açısından yine 27 günü 98 lira 10 kuruş üzerinden normal kazançtan bir farkı yok çalışılmış olan süre. Ama yarım ücreti asgari ücretin altında yani bir mesaj kazancının altında olmayacağından ötürü yukarıya tamamladık. Prim matrağımızı bu şekilde bulduk. Dolayısıyla brüt ücretimiz 2844 lirayken 3041 lira. 3041 liraya tekabül etmiş tamam oldu. Ama biz kısa çalışmanın yarım ücretin o 7 günlük yarım ücretin biz burada 4 gününü ödemiş olduk. Kalan 3 gün nerede? Nisan ayına devam edeceğiz. Bu faaliyetin durdurulmasına örnek. Şimdi mesela burada Murat'ın sorusunda haftalı 22,5 saat çalışma vardı. %50 azaltmış çalışmasını.
28'inde yani 4 günü yarım çalışmış. 4 güne kadar tamam çalışmış. 4 günü burada 7 günlük yarım ücret zaten söz konusu değil. Değil. Şimdi tabii farklı dediğim gibi örnekler var. Ama o 22,5 saatin hangi güne hangi şekilde dağıtıldığı da çok önemli. Yani şimdi günlük dedik ya 7,5 saatten biz 45 saate ulaşıyoruz. Günlük 22,5 saate bulduğumuzda işte 3 saatin küsuratıyla birlikte 1 saat dilimi çıkacak. Yani işte 5 gün 3 saat atıyorum bir gün 7,5 saat çalışıldı. Ya da işte 5 gün 4 saat bir gün 2,5 saat çalışıldı. Burası çok önemli. Çünkü dediğim gibi o ücretin o ayda yani sirayet eden ayda yarım ücretin altında kalmaması durumunda bir problem yok. 22,5 saat üzerinden günlük çalışma süresinde o 4 güne kaç saat tekabül ediyorsa bunun üzerinden bir puantaj yapıp 7,5'a bölüp bunun saat karşılığı ücretini ve 7,5'a bölmek suretiyle de prim esas kazancını bildirmesi yeterli. Evet. Evet, bu sarkan sürenin Nisan ayında ne olacağına bakalım hemen. Nisan ayında sadece 3 günlük bir yarım ücret hak edecek. 49 liradan 49 çarpı 3 bir yarım ücret hak edecek. 147 lira. Ama sigorta matrağı açısından yine değişen bir durum yok. 98 lira 10 kuruştan 294 liralık bir prim esas kazanç matrağımız oluşmuş. 3 günlük de çalışma günümüz olacak. Evet, 3 günde evet çalışma günü hizmet günü olarak bildirgemize yansıyacak. SGK bildirgesine de hemen baktığımızda Mart dönemi için 30 gün üzerinden bildirdik. Bir eksik günümüz yok, 3041 lira. Nisan için 3 gün bildirdik. 27 gün eksik günümüz 18 kodu ile bildirmemiz yeterli olacak. Devam edelim örneklerimize. Nisan ayında 7 günlük ücretin tam ödenmesi. Aslında burada yine atefet kabili diyor, diyebileceğimiz bir yöntem ortaya çıkıyor. Yani ödemek zorunda olmadığı halde ödüyor. Ama ücret olduğu için hala 7 gün içerisinde bildirildiği için burada bir endişemiz yok. İkinci durum Mayıs ayında da ikramiye ilave ettik. Yani örnekleri biraz birbirine ekledik ki daha anlaşılır olsun. Karmaşadan biraz kurtulalım. Şimdi 1 Nisan'da aynı şekilde kısa çalışmaya başlamış olalım. 31 Mart'a kadar çalışmıştık. 1 Nisan'da kısa çalışmaya başladık. İlk 7 günün tam ödenmesine karar verdik. İşçiye herhangi bir eksik yarım ücret ödemeyeceğiz. Alt sınır yarım. Onun üzerinde bir ücret ödememizde engel yok. Faaliyeti tamamen durdurduk. Günlük ücretimiz 98 lira 10 kuruş. Mayıs ayında 1000 lira bir bayram ikramiyemiz vardı. Onu da ödeyeceğiz işçiye Mayıs ayında. Çünkü ödendiği ayda yansıtacak. Artı Mayıs ayında, Nisan ayında işçinin aldığı 23 günlük kısa çalışma ödeneği, kurumdan aldığı %60 kısa çalışma ödeneği, işveren de %40'ını karşılamak istiyor. Ne zaman hesaplama yapılıyor? Diyelim ki Mayıs'ın 5'inde işçiye ödendi bu tutar. İşveren tutar işçiden öğrendi. Dedi ki aradaki ücreti ben senin banka hesabına ödemek istiyorum. Mayıs ayında ödemek istiyorum. Bu örnek üzerinden yine yola çıkarsak, 1.4'te faaliyetimiz durmuştu. Ama 7 günlük ücreti ödemeye karar vermiştik. O yüzden 7 günlük normal kazançta 7 günlük sigorta matrağımız arasında bir farklılık yok. İkisi de 98 lira 10 kuruş üzerinden bildirge ve borcumuza yansıdı. İki matrağı arasında herhangi bir fark burada söz konusu değil. Şunu belirtelim isterseniz. Biz en aşağıdan ödenecek diye yani daha fazla ödemek istiyorsa işveren soruyor. Ödeyebilir. Hiçbir sıkıntı soruyor. Yok yani orada. En az bu kadar olacak. En az yani. Bunun aşağısını şey yapmayacak. Aynen. Üst sınırına kadar. Evet. Günlük kazancının üst sınırına kadar. 7,5 katına kadar katına yani. Ödeyebilir. Yani. Nisan ücret takvimimiz dediğim gibi biraz önce 7 gün için tam ücret ödedik. Yarım ücret ödeseydik ücret düşecekti. Prim matrağımız yine aynı şekilde kalacaktı. Mayıs ayına geldiğimizde işte özellikle durumlardan bir tanesi bu. Normal kazancımız 0 gün. Mayıs ayında herhangi bir çalışma yok. Çalışma yok. Ama ödemeler var. Ne ödemesi var? Bayram ikramiyesi var. 1000 lira biz işçinin maaş hesabına ikramiye olarak yatırmışız. Artı Nisan ayında aldığı o aradaki maaş farkını, %40'lık farkı hesaplayıp Mayıs ayında yine işçiye ödemişiz. Atefet kabul dediğimiz ya da işte prim ikramiye ne dersek diyelim. Herhangi bir sakıncası da yok ücret olmadığı durumda. %40 farkımız 977 lira. 970 lira olarak hesapladık. Ben yaklaşık bir rakam hesaplamıştım.
%60 şey üzerinden, kısa çalışma ücreti üzerinden. 1000 lira da bayram ikramiyesi. Toplam işçiye Mayıs ayında 1970 liralık bir ödeme yapmışız küsurat ile beraber. Ama Mayıs ayında 0 gün var. SGK'ya benim prim ücret belgesi verme şansım var mı? Yani bunun primini ödeme şansım var mı? Yok. Bildirgeyi ben 0 günle eksik gün sebebine 18 koduyla verip geçeceğim. Burada bir problem yok. Ama primleri ne zaman ödeyeceğim ya da ödeyecek miyim? İşte yine konuşmamızın başında değerlendirdiğimiz gibi. 2 aylık süreci. 2 aylık ilk prim süremiz. Yani Haziran, Temmuz. Evet. Biter. Hemen işte devamında da aslında yani burada vergiye de ona da değinmiş olalım. Şimdi biz bu tutarları işçiye ödedik. İşçiye bir ücret bordrosu yaptık. Bir pusula yaptık. Ödedik. Bir vergi kesintisi de yapmak zorundayız. Bu ikramiye üzerinden de. Ve işte buradaki aradaki ek ödeme üzerinden de bir vergi kesintisi de yapmak zorundayız. Burada bir istisna olmadığı için yine mutasar beyannamemizde bu vergiden ödenmesi ayrı bir durum. Bu vergilere dönecek Tabii. Bir problem yok. Ama primlerin ödenmesi için takip eden ikiye bakacağız. Devam edelim. Sigorta bildirgesine geldiğimiz zaman e-bildirge. Nisan 2020'de 7 günlük çalışmamız vardı. Yani 7 günlük aslında yarım ücretimiz vardı. Biz tam ödediğimizden dolayı 7 gün ücret tahakkuk ettik. 23 eksik günle 18 kod ile 686 liralık bir matrah doğmuş oldu. Mayıs'a geldim 0 gün 0 matrah. Herhangi bir problem yok. Haziran'a geldim. Benim kısa çalışma ödeneğim 31 Mayıs'ta bitmişti. Benim başvurum bu şekildeydi. Haziran'da artık bir gün bir prim esas kazanç matrahı artık var. 30 gün Haziran'da çalıştığımızı varsayarsak Haziran ücretinin, Haziran brüt kazancının ilave olarak oradaki Nisan'da 1000 liralık brüt ikramiye ile 970 liralık ödediğim brüt fark oraya yine yansıtır. Haziran bildirgesine yansımak durumda kalacak. Eğer bu tarz bir durumda üstad üst sınırı geçerse Haziran ayında ne yapacağız? Onu da şeye yansıtabileceksin yani. Takip eden aya yansıtacaksın. O arada da yansıtamıyorsak artık oradan da kurum prim almaktan vazgeçmiş olacak mevzuata göre. Dediğim gibi birçok örnekte aslında kısa çalışmanın yarım ücretinin aya birden fazla aya sirayet etmiş durumu ve kısmi çalışmalardaki yarım ücreti bu örneklerle açıklamaya çalıştık. Farklı sorular varsa başkanım size gelen onları değerlendireceğiz. Bu PDF formatında zaten tekrar sitemizde olacak. Yayınlayacağız. Bunun haricinde burada şu anda sorulmuş, hatta şu anda canlı yayında sorulmuş sorular da var. Onlara geçeceğim ama bunun haricinde de sorularınız olursa tabii ki her zaman iletilebilir. Bununla ilgili de kendilerine geri dönüş mutlaka yapılır. Farklı sorular zaten geçen yayınımızdan bu sorulan soruların tamamını taradık başkanım. Evet. Oradaki sorulara da yine slaytlarla cevap vereceğiz birazdan. Hem dediğim gibi taslak bir kanun vardı bugün sabaha karşı. Sabaha karşı geçti. Meclisten geçti. Borçlanma ve ücretsiz izinle ilgili birkaç husus var. Bunları da yine slaytlarla açıklayacağız ama önce varsa diğer sorulara. Şimdi en çok sorulan vakit geldi. Bugün ayın kaçı? 16'sı. Bildirgelerin verilmesi, taahhütlerin alınması dönemi Mart ayına ilişkin. Ama İşkur'dan tabii dün akşam yayınlanan kanunlaşan bir torba yasa var. Torba yasa da müracaatın beyanı dayalı. Denetimden geçerek olur alması yönteminden vazgeçilerek beyana göre herkesin yararlanabileceği kısmı çıktı. Biz bundan önceki yayınlarımızda da ve her zaman ifade ettiğimiz gibi zaten en başta olması gereken mükellefin ve işçinin beyanının esas alınması gerektiğini hep düşündük. Devlet gücünü halktan alıyorsa halkına da işverenine de, işçisine de güvenmek durumunda olduğunu hep ifade ettik. Bu sıkıntılı, zor günlerde gerek kurum çalışanlarını, gerek mali müşavirleri, gerek işverenleri ve gerekse çalışanları mevzuata boğmanın, bürokrasiye boğmanın anlamının olmadığını hep ifade ettik. Sonuçta doğruya ulaşılmış olması bizi sevindirdi. Fakat sadece beyana dayalı bu ücretin alınması değil, aslında bu olağanüstü durumda
Kısa çalışma ödeneği bildiğiniz gibi işverenin ve işçinin ödediği işsizlik sigortası priminden karşılanıyor. Yani bu ekstra işçiye ekstra verilmiş bir hak değil. Zaten kesesinden yediği bir durum. Kuruma bir yük değil. Kesesinden yediği bir durum. Onun da bu kadar bürokrasiye bağlı olması engellendi ama bence olması gereken bu haktan yenmeden, çünkü biraz sonra konuşacağız, bu kısa çalışma ödeneğinden yararlanan bir çalışanın, işçinin ileriki dönemlerde bazı hak kayıplarına uğraması söz konusu. Bunlardan bahsedeceğiz. Bunun bu mevzuat kapsamı dışında işçilere, işvereni aradan çıkararak doğrudan devlet tarafından belirlenen rakam %60'ı, %80'i ya da asgari ücretinin altında kalmamak kaydıyla şu kadarı diye doğrudan hiçbir hak kaybı yaratmadan, keseden cepten yemeden ödenmesi gerektiğiydi bu 3 aylık süreyle ilgili. Umuyorum bugünden sonra böyle bir düzenleme de oluşur ve bizim şu anda yaşadığımız ve üçüncüsünü yapmak zorunda kaldığımız yayında gereksiz hale gelirdi. İşimize bakardık. 90 gün kısa çalışma ödeneğinden yararlandırıyor yasalar. Fakat hala anlayamadım. Tabii ki dayanakları yasalarda var ama bu yasa niye bu kadar uygulanması ve anlaşılması zor halde anlatılır? Bu 7 gün niye bu kadar insanların içinden çıkamayacağı bir sorun haline gelir? Bu 90 gün ödenmeyip 80 gün doğrudan ödenseydi ne olurdu? Kıyamet mi kopardı? Ve bu kadar sıkıntıyı, bu kadar zaman kaybını, az önce söyledi, bizim ortalama 40 bin videoların 40 bin izlendiğini düşünürsek, her biri de ikişer saat olduğunda 81 saat her biri için, 3 tane olduğunda bunun ciddi bir zaman kaybı, emek kaybı, israf olduğunu düşünüyorum. Umarım bu düzenlemede en kısa sürede yapılır. Şimdi Mart ayı bildirgelerini nasıl yapacağız? İŞKUR'a müracaat ettik. Henüz bize olumlu ya da olumsuz bir cevap gelmedi. Turgut Bey, önce size soralım. Biz Mart ayının bu son dün akşam torba yasayı bir tarafa bırakarak, o durumu değiştirecek ama buna rağmen meslektaşımız merak ediyor olabilir, olumlu ya da olumsuz bir cevap gelmedi. Evet. Ve biz bildirgemizi kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyormuş gibi düzenledik. Evet. Sonra bize olumsuz cevap geldiğinde bizim bunları düzeltmemiz gerekiyor. Geçmişe dönük düzeltmemiz gerekiyor. Bu durumda işveren bu düzeltmelerden dolayı herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalacak mı? Şimdi İŞKUR'a kış çalışma ödeneği için başvuruda bulunuyor işveren. İŞKUR da bunu belli bir sürede inceliyor. Ona göre dönüş sağlıyor. Bu sırada tabii ki bildirimlerde bulunmak zorunda Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Bunu sanki kabul edilmiş gibi 18 veya 27 koduyla bildiriyor. Fakat İŞKUR aynı şekilde dönüş olumsuz olarak da yapabilir. Bu olumsuz dönüşten sonra kurumumuza iş yeri dosyasının bulunduğu yere gelecek dilekçeyle bu değişikliği isteyecek. Eğer bu değişikliği istediği an şey içinde olabilir, İŞKUR şunu da diyebilir, sen 18 koduyla bildirmemişsin, kodunu düzeltti evet. diyebilir veya 27 koduyla, ya da buradakiler yararlanamaz, sen normal bildirimde bulun deyip bize başvuracaksınız, hiçbir yaptırımı yok. Yani, herhangi bir ceza yaptırımı yok, olmayacak. Tabii. Yani burada aslında iki seçenek kalıyor, yanlış anlamıyorsam. Eğer 18 kodu, yani kısa çalışma ödeneği kabul edilmemişse, işçi fiilen o tarihlerde zaten çalışmadığından dolayı, eğer işveren ücret vermemişse ücretsiz izin olarak değiştirebilecek. Tabii, tabii. Ya da genel hayatı etkileyen olaylar 10 koduyla bu değişikliği tabii. yapacak. Ama işveren, ya ben oradan işçim için ücret alamadım ama ben ödemek istiyorum dediğinde, bu sefer ek iptal
yapabilecek. O süresi tabii, içerisinde ise problem yok. Ama süresini geçtikten sonra ise bir şeyde, günü ve şeyi artıran bir husus. Daha önce bahsettiğim bu bakanla ve SGK Genel Müdürümüz, İşgür Genel Müdürümüzün de canlı yayında olduğu toplantıda bu COVID-19 nedeniyle yapılmış, düzenlenmiş bildirgelerin daha sonra herhangi bir nedenle düzeltilmesi durumunda herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşılmayacağı sözünü almıştık. Tabii bu sözden ibaret. Şimdi evet, yani onun yasayla sözden ibaret. Demin söylediğim gibi biz şu an var olan mevcut kanun ve yönetmeliklere göre şey yapıyoruz. Tabii ki bu COVID-19 yeni yeni şeyler çıkartıyor. Devletimiz de her alanda yeni düzenlemeler gidiyor. Başvurduklarından itibaren o düzenlemeler yapılacak işverenlerimiz. Yani özetleyelim, çok sorulan bir soruydu. Eğer sadece eksik gün kodu değiştirilecekse burada herhangi bir cezai yaptırım olmaksızın, herhangi bir süre sınırda olmaksızın her zaman düzeltilebilir. Ama çok ileriye tarihte bırakmamak gerekiyor. Çünkü mevcutta bir torba yasada var. Buyurun. İşkur'daki arkadaşlarımız da geceli gündüzlü çalışıyor. Aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'nda en tepedeki yöneticisinden en aşağıdaki arkadaşımıza kadar çok özverili bir şekilde çalışılıyor. Yani iş yerimize gidiyoruz. Sigortalımıza mevcut olan sigortalımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yani bu mağduriyetleri kimsenin yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü hepimizin ya ailesinde birisi var. Biz bir ülke olarak bir bütünüz. Netice itibariyle. Paydaşlar olarak siz bizim bir... Aynı şekilde İşkur Müdürümüz Kadri Bey'in bir lafı vardı. Ben onu ilk defa duydum ve o gün de ifade ettim. Aynı tavanın balıklarıyız, evet, diyor. Evet. Dolayısıyla biz İşkur personelinin de gece 3'lerde olur aldığını, mail attığını biliyoruz. Aynı şekilde SGK'nın tüm çalışanlarının özveriyle çalıştığını biliyoruz ama burada zaten kişiden kaynaklanan neden değil de işte süresi içerisinde düzeltmeyi yapmak şeyden kaynaklanmıyor. İşverenden ya da meslektaştan kaynaklanmıyor. İşkur'dan beklenen cevabın süresi içerisinde gelmemesi durumda ne olacağı kısmı. Ama dediğim gibi SGK Genel Müdürümüzden ve Sayın Bakanımızdan aldığımız söz, bununla ilgili yapılacak düzeltmelerde herhangi bir cezai yaptırımla karşı karşıya gelinmeyeceği sözüydü. Olması gereken de o. Ama birazdan konuşacağız. Muhtemelen şimdi dünkü torba yasayla bu sıkıntımız ortadan kalkmış olacak. Sorulara geçelim mi? Geçelim başkanım. Ben yani orada dediğim gibi dikkat etmesi gereken husus sadece eğer işveren ücret politikalarını belirlerken, yani bu her zaman olabilir. Prim bildirge süresini geçirmeden eğer olumlu sonuç alamamışsa, ücretini ödeyecekse bunu prim bildirgesine yansıtması. İleri çünkü ek bildirgeyle vermesi hem prim gün sayısında artış hem de prim esas kazançta artış olduğu için teşvikler açısından, işte o bildirgenin kabulü açısından bazı sakıncalar doğurabilir ama biz biliyoruz ki dediğiniz gibi önce bu sakıncalar ortaya çıkacak. Sonrasında bunları bertaraf edecek. Düzenler. Keşke tam tersi olsa. Önce mevzuat onarılsa. Şimdi Mehdi Üflü'ye buradan selam olsun. Bu şeyi sormuş. Mart bildirgesini bir an evvel yapacağız ama yararlanamayacaklar konusu. Az önce cevap verdiğimiz gibi cezai yaptırımla karşılaşılmayacağını ifade ettiler ve bir de torba kanundaki hakla yararlanmasını düşündüğümüz, hak ettiğini düşündüğümüz tüm çalışanların kısa çalışma ödeneğini sadece beyan etmek suretiyle ücretlerin işçiye ödenmesi sağlanabilecek durumda. Bu sıkıntı kısmen de olsa kalkmış oluyor. Sokağa çıkma yasağından dolayı cumartesi işe gidemeyen personelin puantajı nasıl gösterilmeli ve ödeme yapalım mı yapmayalım mı, yapmamız gerekiyor mu gerekmiyor mu der. Şimdi en başında ilk vurguyu hani bu hafta artık ona yapmak istedik. Ücret iş karşılığı. İş yok, iş görmeye çalışma yoksa ücret de yok. Üç temel bacağı. Bir tarafından birinin iş görmeyi, birinin ücret ödemeyi ve bu işi bağımlı olarak üstlenildiği bir sözleşmedir diyor. Ücret iş görme yoksa o zaman ücret de yoktur. Cumartesi ve pazar işçi gelmiyor. Neden gelmiyor? Sokağa çıkma yasağından dolayı. Kendi iradesi dışında. Yani 25'e
şey 24'de 3'teki zorlayıcı sebeplerden dolayı alıkoyuluyor. İşverenin peşi hakkı yok. Yani burada herhangi bir engel yok. Zaten 7 güne kadar da yarım ücret yine orada söz konusu ama burada bir dediğim gibi şey yok. Zorlayıcı sebep değil. Yani genel 10 eksik koduyla işte 2 gün eksik gün bildirimde bulunup bir şeye ücret ödenmemesi aslında kanundan gördüğü durum. Neden pazar günü içinde ücret ödenmemesi diyorum. Hani ben hep yanlış anlaşılabilirim burada. Ben kanun tarafını yorumluyorum. Tabii ki işçiye 2 gün işte sokağa çıkma yasağı ilan edildi, 2 gün ücretini kesmek çok doğru bir yaklaşım değil. Yani işçiye kanun zaten gerekçesinde var. İşi ve ücretini korumak. Ama kanun şunu diyor. 46. maddede hafta tatil ücretinde eğer diyor 45 saati tamamlamamışsa hafta tatilini hak kazanmamıştır. Hafta tatili pazarsa cumartesi de çalışan bir iş yerinde 7,5 saat çalışan bir işinde örneğin işçinin işe gitmemesi hafta tatilini hak kazandırmaz. Ama bu durumda işverenin iki ücretini kesme hakkı var. İki gündelik ücretini kesme hakkı var. Çünkü bir iş karşılığı değil. Bu kısa çalışma döneminin içerisindeyse zaten problem yok. Orada İşkur devreye girecek. Bu süreyi İşkur ödeyecek. İşçinin, işverenin bir alternatifi daha var. İşte yeni kanunumuzda yani yeni dedim 2003 yılında kanunumuzdaki yürürlüğe giren telafi çalışması. Yani çalıştırılmadı o cumartesi 7,5 saatlik süreyi işte 2 ay boyunca telafi ettirebilir. Hatta 4 aya çıkartıldı. Telafi ettirebilir. Ya da yani eğer ücretini vermek istiyorsa zaten engel bir durum olmadığını yok, hep söylüyor. Biz yasal durumun sorulan soruya göre yasal durumun ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. 2 günlük ücretini kesebilir. O gün gelmeyen işçiyi puantaja dahil ederek ücretini tam olarak ödemesine hiçbir engel yok zaten. Cumartesi çalışmayan işçi ise pazar günü ücretini ödemek zorunda. Yani herhangi bir kesinti yapamıyor. Evet. Ama cumartesi çalışan bir işçi ise o zaman hafta tatilini de hak kazanmamış sayılıyor maalesef. Turul Bey şu ödemelerdeki ertelemeler kimler için geçerli? Bir de ödemenin ertelenmesiyle bildirgenin verilmesi yani tahakkukun alınmasının ertelenmesi herhalde karıştırıldı ki soru tahakkuk ve ödemelerin ertelenmesi nasıl oluyor diye. Şimdi, onu biraz açar mısınız? Zaten tahakkuk edecek ki ödeme ötelenecek. Evet. Yani bir şeyin başlangıcı gerekiyor ki ondan sonra bir düzenleme gerekiyor. Orada sadece ödemeler öteleniyor. Bildirgeler verilecek, tahakkuklar alınacak, tabii. Ödemeler ertelenecek. Ve kimlerin ki ertelenecek bu durumda? İşverenlerin aynı bu kısa çalışma ödeneğinden yararlanacaklar. Mucbir sebebe girenlere, genel olarak hepsi girenlerin Kasım mesela Mart ayı ödemeleri 2 Kasım 2020'ye Nisan ayı ödemeleri 30 Mart 2020'ye Mayıs ayı ödemeleri ise Aralık 2020'ye kadar öteleniyor. Aynı şekilde gerçek kişi bağkurlularımız için de ötelemeler aynı tarihler için geçerli. Fakat o, Haziran'dan itibaren tabii ki cari ayları uzatılmazsa eğer uzatılmazsa şu anki koşullarda ödeyecekler. Nisan, Mayıs, Haziran öteleniyor. Tabii. Haziran'dan itibaren Mart, Nisan, Mayıs. Ödeme tarihine göre. Tabii. Yapılandırmaya ilişkin bir erteleme yine herhalde anladığım kadarıyla yoktur bir gelişme şu an için. Tabii ki gelişen koşullara göre. İki tane devam eden yapılandırmamız var. Tabii ki. Bunların da Nisan ve Haziran dönemine denk gelen taksitleri var. Bunların işveren bunların da ertelenmesini bekliyor. Tabii, evet. Dönem primleri erteleniyor ama bu döneme denk gelen taksitlendirme primleri ya da diğer nedenlerle yapılan taksitlendirmelerin de ertelenmesi beklenen bir durum. Orası zaten karma karışık başkanım yani bir sebep işte şirket ortakları için geçerli mi, şirketin kendisi için geçerli tabii işte şimdi mücbir faaliyet kodu şubeler. Mücbir sebebi belki şey kanıtlayacaktı. İşkur'un olur ya da olmaz demesi. Ödeme de burada İşkur'dan kısa çalışma ödeneği alıp almaya bakmaksın mücbir sebep apayrı bir konu. Tabii. Sigorta ödemelerinin ertelenmesi başka bir mevzuatla yani şu an belirlenmiş sektörlerdekilerin mecbur bir sebep kapsamına alınmış olması dolayısıyla her mükellefin primi ertelenmiyor. Evet. Mecbur sebep kapsamında olan işverenlerin, mükelleflerin primleri erteleniyor. Ama mecbur sebebi belgelemek siz vergi idaresinin NACE kodlarını dikkate alacağını ifade ettiniz. Orada zaten
bir sürü karışıklık var. Biz burada İşkur'daki son yapılan torba yasayla yapılan eğer hak ettiğini düşünüyorsa müracaat anında müracaat eden herkese kısa çalışma ödeneğinden faydalanma hakkının aynı şekilde mücbir sebep kapsamında olduğunu düşünen tüm işverenlerin de sadece beyanına dayalı mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü o belirlenen sektörler değil, bugün Türkiye'de etkilenmeyen hiçbir sektör yok COVID-19'dan. Bir kısmının mücbir sebep kapsamında olup bir kısmının olmadığını iddia etmek doğru değil. Bunu yaşayan bilir. Şu an esnafın, işverenin ne kadar sıkıntı içerisinde olduğunu en iyi kendileri biliyorlar. Ondan sonra da bu işi en iyi bilen tabii ki mali müşavirleri bizleriz. Çok büyük sıkıntılar içerisinde ve kapsamda değiller. Buna rağmen kapsama alınmak için rapor hazırlamak, müracaat etmek, ondan sonra onay almakla bu sıkıntılı günleri daha sıkıntılı hale sokmamak gerektiğini, aynı şekilde kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi mücbir sebep kapsamında olduğunu iddia eden her mükellefin beyanının esas alınarak her mükellefin mücbir sebep kapsamına alınması gerektiği düşüncesindeyim. Diğer talebimiz, beklentimiz karşılandı. Umuyorum ki en kısa sürede bu da karşılanır. Bu sıkıntılı günler özellikle küçük ve orta ölçekli işverenler lehine biraz daha düzeltilmiş olur diye düşünüyorum. Yoksa mükelleflerin ya da işverenlerin birçoğu primlerini zamanında ödeyecekler. Bir ertelemeye tabi değiller. Evet. Şimdi en son gelen sorulardan, şu an canlı yayında gelen sorulardan Sayın Sema Tamay sormuş. Özel ve mesleki teknik lise olarak Kasım, Şubat, Haziran aylarında devletten eğitim ve öğretim ödeneği alıyorduk diyor, alıyoruz. Kısa çalışma ödeneğine başvurmanız halinde eğitim ve öğretim ödeneği almakta bir sorun olur mu? Buradan bizden yorum bekliyor tabii daha ötesine. Evet, yani mevzuat anlamında ben çok vakıf olduğum bir konu değil ama kısa çalışma ödeneğine başvurmamız halinde buna bir engel yok. Yani kısa çalışma yönetmeliği de açık. Bu işveren açısından eğer değerlendiriyorsak, yani başka bir yerden geliri sağlanmış olması işletmeye, ben soruyu tam anlamadığım için söylüyorum. Eğer burası özel mesleki ve teknik ise olarak devletten bir ödenek almakta. Şimdi burada ödeneğin alınması faaliyetin azalmadığına ya da gelirin kaybedilmediği anlamına gelmiyor. Zaten böyle bir koşul da yok başkanım. Yani kısa çalışma ödeneğine başvurmanız için hani bir yerden teşvik geliri alıyor almıyor kısmına bakmıyor. Herhangi bir koşul yok. Burada gayet tabii ki alabilir personelin, çalışan personel için alınabilir. Hiç problem yok. İdari izinli mi sayılmaktadır? Ücreti ödenmeli midir diyor. Zaten pardon, o diğer soru. Burada Murat Türkçe'ye gireyim. Geçen yayınlarda da konuştuk. Özel eğitim kurumlarının birçoğu şu anda kapalı. Ama tamamına yakın da elektronik ortamda uzaktan eğitim yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada bir çalışmanın olmadığından söz edilemez. Çalışma var. Çalışma varsa da bir kısa çalışma ödeneğinden bahsedilemez. Eğer bahsedilen, Sema Hanım'ın bahsettiği öğretim kurumunda uzaktan eğitim yoluyla da olsa eğitim devam ediyorsa zaten kısa çalışma ödeneğine başvurmaması gerekiyor. Evet, personel arasında. Ama kısa çalışma ödeneğine başvurmasını gerektirecek uzaktan eğitim yapma şansı yoksa tabii ki başvurabilir. Evet, tabii devletten alınan eğitim örneği, öğretim desteği de farklı bir mevzuat. Bizim bu konuda yorum yapmamız mümkün değil. Ama bir engel, kısa çalışma mevzuatına göre en azından bir engel teşkil etmiyor şu an için. Yani özel eğitim kurumlarını diğer özel işletmelerden ayıran bir özellik aslında yok. Yok. Yani ayrı bir yasaya tabiler ama ücretin belirlenmesi de çok konuda. Bu Ozan Memişoğlu'nun stajyerimizin sorusunu cevapladık herhalde. Sokağa çıkma yasağı dönemindeki ne olacağı ile ilgili. Ferda Karadeniz sorusunda da aslında olayı anlamış ama işvereni anlatmakta zorlanıyor. 1 Nisan'da başlayan kısa çalışmayla 45 saat hiç çalışmayacak personel için ilk 7 gün niye prim ödemek zorundayız der işvereni.
Bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Valla işverene değil, biz mevzuatı bildiğimiz halde biz kendimize bile bazen anlatmakta zorlanabiliyoruz. İşin ayrıca sorumlu bir kısmı. Allah kolaylık versin. Teşviklerle ilgili bir soru ben de görmüştüm bu arada sizin. Teşvikleri engelleyen bir durum. 27.103'ten faydalanıyor. Kısa çalışma ödenene başvurmuş. Yok, herhangi bir şey. Herhangi bir teşvikle ilgili bir kaybı yok. Söz konusu. Ortalamayı gene katılıyor onlar da şey. Evet, bir değişik soru da özlemdiler. Kısa çalışma ödeneği kapsamında başvurusunu yaptığımız çalışanımız aynı anda gerçek usulde gelir vergisi mükellefi. Bir yerde çalışırken bir yerde de işi var. Kısa çalışma ödeneği kapsamında sadece genel sağlık sigortası ödemesi yapılacağı düşünüldüğünde kısa çalışma ödeneği aldığı sürede 4B kapsamına geçmiş sayılır mı? Şöyle, MÜGO kanununa göre 0 gün olduğundan 2011'de 6111'de 28 Mart'tan itibaren hizmet üstünlüğü 4A'ya geçtiği için o tarihten itibaren 4A'lı çalışıp başka yerde çalışacak tabii ki. Hem de 4B'li kaydı olanların 4A'lısı üstün geliyordu. Ama primi yatırabiliyordu mesela 4B'sinin de 4A'sının da tepeye geçmeden emekliliğe yansıyabiliyordu. Burada tabii ki hizmet sözleşmeye dayalı olarak işverene bağlı olduğu için çalışması devam ederken bir sebepten dolayı şey olduğu için mücim sebepten dolayı burada kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak. İşten çıkış yok. İş yok. Devam tabii devam ediyor. Ettiği sürece yararlanacak ama işten çıktığı an devreye 4B direktman girecektir. Peki bu Torgay Say'la 3 ay bir işten çıkarma yasağı getirilecek ve işten çıkarmayıp ücretsizin ayırdığı personeline bir ödenek geliyor. 39 lira 24 kuruş. Detayları zaten ikinci mevzuatta 1177 lira damga vermesi gibi bir ödeme gelecek ve ikinci mevzuatta gelecek. Peki sosyal güvenlik mevzuatı açısından normal şartlarda sigortalının sona erme süresi takip eden 10 gün hastalık ve 9. güne kadar yararlanıyor güne kadar, genel sağlık sigortası. Tabii uygulamada geriye dönük işte 10 gün önce sigorta çıkış bildirgesi verilmesi de gündeme geliyor. Yani biz 10 gün önce işten ayrılmış bir personelin işten ayrılış bildirgesini bugün verebiliyoruz. Evet. Bu durum bir muazza bir problem yaratır mı? Yani işverenler şunu yapabilir mi? Yani kanun çıktı, ben işi çıkaracaktım, yarın işte problem yaşayabiliriz. Gideyim 8 gün önce, 9 gün önce işten çıkış vereyim. Böyle bir problem, böyle bir muazza olacak mı? Yani gerçekten zaten 9 gün önce, 10 gün önce, 8 gün önce çıkmış bir işçinin ayrılış bildirgesi o tarihte verilecek. Ama böyle bir risk var mı işverenler açısından? Bu dönemde çok fazla işveren belki hani bu yola başvurabilir mi? Böyle bir endişe var mı kurum tarafında? Sorular arasında. Yani 10 gün önce ben halen çıkış yapabilir miyim? Kanun diyelim ki 2 gün sonra yürürlüğe girdi. Resmi gazete yayınlandı. Ben 10 gün önce bugün bildirgeyi vererek çıkış verebilir miyim? Şimdi dün çıkan torba yasada ne diyor? Genel ahlak kurallarına ve iyi niyetli suistimali haricinde çıkış verilemez diyor. Hı hı. Orada verilirse diyor bir askeri ücret İPC uygulanacak. Bir askeri ücret. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere. Tabii bugünden yani geçerli olmak üzere. Çıkış bildirimi 3 ay geriye dönük yapabiliyoruz. Bir engel yok demektir. Yani çıktı gerçek olan her kısa işten. Çalışma döneminden faydalananlar için zaten işten çıkış o zaten çıkarmama şartı. Öncelikle şimdi burada sormuştuk, konuşmuştuk ama bir kere daha konuşalım. Çalışanın iş yerinde koronavirüs pozitif tespiti yapıldığında bu durumun iş kazası meslek hastalığı kapsamında değerlendirilebileceği, değerlendirilemeyeceği konusunda bir sorusu var. Tabi bu daha çok SGK kısmından çok Yok aslında 5.5'ün 13. maddesi yani iş kazasının tanımını yaptığı madde. Orada tanım şu başkanım, yani işçinin iş yerinde bulunduğu sırada diyor. İşverence gönderildiği ve asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda diyor. İşverence sağlanan taşıtlarda ve kadın işçinin emzirmesi için ayrılan sürelerde diyor. Dolayısıyla buralarda işçiyi bedenen veya ruhen o an için ya da sonradan bir özre uğratan, yani iş görmezliğe uğratan bir hal varsa iş kazasıdır diyor. Şimdi bu durumun iş kazası olarak sayılması için
iş kazasıyla ilgili çok fazla yargı kararı var. Yani kendi iş yerini soymaya gelen ve balkondan düşen işçi de iş kazasına sayılıyor. Ama burada iş kazası sayılması için ya da meslek hastalığı sayılması için o iş yerinde bunun bulaştığının ispatı gerekli. Bu yani çok istisnai bir durum. Yani tıbben böyle bir şeyin kimden bulaştığının ispatı, iş yerinden bulaştığının ispatı yani şöyle olabilir. Belki işverenin sağladığı lojmanda ve şehirden uzakta taşrada yaşıyordur ve dışarıdan gelen bir personelle olmuşsa o zaman bu evet sayılabilir ama bunun dışında mevzuatı biraz zorlar diye düşünüyorum bunu iş kazası saymak. Evet, ispatı kanıtlanması çok mümkün değil ama aynı iş yerinde çalışanların birden fazlasında ya da çoğunluğunda olduğunda bunlar mahkemelerde tabii kabul görebilecektir düşüncesindeyiz. Bu soru da Sayın Bakanımıza ilettiğimiz sorulardan biri şeyde. Bunun bu kapsamda olmayacağı görüşünde bununla ilgili yazılı görüş verdiklerini ama yine katkı koyan diğer arkadaşların söylediği gibi mahkemeler sadece görüş niteliği taşıyan belgeye itibar etmiyorlar. Bunun bir yasal düzenleme gerektirdiğini mahkemeye gidildiğinde iş yerinden bulaştığı kanıtlandığında tabii ki bu bir iş kazası olarak değerlendirilip ona göre de tabii yaptırımlar yani, hastanede olacak. 15 gün iş çıkmamış bir sağlık personeli için bu iş kazası olarak değerlendirilir. Evet. Yani özel hastanede ya da sürekli yürütümden diyor meslek hastalığı olarak bile belki değerlendirilebilir ama tabii burada uğranan özür işte ya da iş görmezlik durumu bunlar ayrıca değerlendirilmesi gereken hususlar. Yanılmıyorsam siz de bakana, Sayın Bakan'a ilettikten sonra bir SMS işverenlere gelmiş Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan. İş sağlığı ve güvenliği açısından işte koruyucu önlemlerle ilişkin yönetmeliğe uyulması. Yani burada çünkü iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına da bir sorumluluk ya da işverenin de bir sorumluluk eğer bir kusur varsa iş kazasında. Evet SGK burada iş görmezliği öder ya da işte kaybı öder ama bunun rücu et anlamında işverene veya işte iş sağlığı güvenliği uzmanına sorumlu var. O yüzden bu dönemde de iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı biraz daha önemli bir noktaya öne geliyor. Çıkalım. Hem riskli hem de bu önlemden alınması gerekiyor. Ücretsizin en fazla kaç ay yapılabilir sorusuna zaten bir üst sınırın olmadığını söyleyebiliriz. Askı dönemidir yani 6 ay olabilir. Evet, sizlere daha önce gönderdiğim sorulardan yanıtlanmadığını düşündünüz var mı? Ben Zorul Beyciğim sizin. Şimdi şöyle ben birkaç noktaya değinmek istiyorum. Buyurun. Bir tanesi boşluktaki günlerin doldurulması. Onu kısa çalışma ödeneğinin zaten aldığı şeyde burada borçlanma yapılamıyor. Sadece daha önceden eğer analık veya askerlik varsa onunla doldurabiliyor. Ya da prim ödeme günü bir gün dahi olsa aynı ay içerisinde başvurursa isteğe bağlı olarak yansıtabiliyor. 4 A'lı olarak 5510'un 4 A'sında ya da normal şekilde isteğe bağlı olarak sadece gün 4B olarak yansıtabiliyor. Tabii ki orada kıstas şu, marjinal de olsa 1260 son 7 yıl içerisinde 3,5 yılın aranmasında bir sıkıntı olabilir. Orada 4 A'dan çok dikkat 4B'den etmeyin. Emeklilik tabii durumunda özellik arz tabii edebilir. Mesela son 3,5 yılı doldurmak için çalışmaya başlamıştır. Tam o çalışırken araya bu sefer 4B girer. Onu kesintiye de uğratabilir. Ödese bile bir faydası olmayabilir. Evet. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunun için de kuruma başvurduklarında detaylı bilgi almaları lazım. Zaten arkadaşlarımız inceleyip detaylı bilgiyi mağduriyet yaratılmamasın diye veriyor arkadaşlarımız. İleriki dönemlerde bu COVID-19 nedeniyle eksik günlerin borçlanmaya tabi şeyler düzenleme içine alınacağı mümkündür ama gerçekten bugünlerde emeklilik planı yapmış bir kişinin emekliliğini geciktirecek, hak kaybı doğurabilecek bir durum var. Hatta ne yapalım çıkışını işe ara vermiş firmadan alalım, başka bir yerde iş bulmasını sağlayalım mı, nasıl ödeyelim, nasıl yapalım diyenler de var. Bunun borçlanılabilmesinin mümkün olması
gerekiyor ama onun için de yasal düzenleme gerekiyor. En kısa sürede bunun da yapılacağını, sizlerin de bu tür talepler olduğunu iletirseniz, biz ilettik. O günkü sorularımızda SGK Genel Müdürlüğü'ne bu borçlanmanın yapılabilmesi gerektiğini, borçlanma yapılabiliyor ama 4A kapsamında devam eden sigortalının 4A'dan borçlanabilmesi için 0 günü değil en az 1 gününün olması gerekiyor. İsteğe bağlı sigortalı olabilmesi için. İsteğe bağlı sigortalı olarak bu günleri tamamlaması için. Eğer günü yoksa 4B'den tabii. Şimdi şey diyor kanun, 2009'a 9 ve de 2013'e 11 genelge doğrultusunda birleştirilmiş genelgede diyor ki ya diyor 30 günden az çalışılan günler ya da puantaj usulüne göre çalışılmışları gelecek aynı ay müracaat edecek. Ayın başından itibaren o günleri eksik olan isteğe günleri bağlı olarak 4A'lı olarak şey yapacak diyor. 0-6 kısmı istiyor. 4B'deki isteğe bağlında ise başvuru tarihini takip eden günden itibaren isteğe bağlısı başlıyor. Yani ben bugün ayında atıyorum 16'sı bugün. Bugün gittim başvurdum. 17'sinden itibaren başlıyor. Yani burada dikkat edilmesi gereken husus aslında eğer son 7 yıl ortalaması yani 1261 tabii gün eşiğinde olanlar varsa sigortalar arasından. Burada eğer sıfır olan aylarda bir isteğe bağlı ödenecekse yani günün sıfır gün olduğu aylarda bir isteğe bağlı ödenecekse bu 4B'ye sayıldığı unutulmamalı ve başvurunun takip eden günden olduğu. Tabii. Ama ay içerisinde bir günü bile varsa o ay içerisinde başvurduğunda takip eden ayda o ayda ne kadar eksik gün bildirilmişse kısmi çalışmadan dolayı kalan günlerin 4A kapsamında yine tabii hizmet günlerine ilave edilebileceği açık. Bu da işte birkaç ay emekliliğine kalanlar için önemli bir husus gibi görünüyor. Tabii o iş yerinde sadece o sigortalının çalışmaya devam etmesi de mümkün. Yani faaliyet tamamen durmuş olabilir iş yerinde ama bir tabii kişi, tabii yani bir bölümü diyor çünkü. Yani tabii bir güvenlik görevlisi çalışmaya devam ediyor. Bütün fabrika kapanmış, sadece bir güvenlik görevlisi tabii kalmış da olabilir. Burada da bir engel. Tabii. Tabii benzer sorular geliyor. Biri raporlu, biri kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor ama 4 kişi de normal çalışmaya devam ediyor. Hatta bunun tabii koduyla ilgili sıkıntı yaşamış. Bu evet kodlar daha önce sıkıntılıydı ama hem eksik gün var, eksik günün raporla ilgili kısmı var. Kısa çalışma ödeneğinden kaynaklanan gün var. 27, bu 27 olarak tanımlandı. Normal çalışanın zaten herhangi bir sıkıntısı yok. Evet. Kısa çalışma ödeneği başvurusu yapıldı ama istifa etti. Çıkış yapabiliyor muyuz diyor. İstifa tabii işçinin tabii her zaman hakkı ayrılma saklı hakkı var. Çıkış yapabiliyoruz bu konuda. Yasaklayan hüküm 25'e 2 hariç işverenin çıkış yapması yasak. Tabii. Yani ahlak ve niyet kurallarına yani aykırılık dışında işverenin işten çıkarması. İşçi her halükarda ayrılma hakkına sahip. Haklı sebep de kullanabilir. Derhal teslim de kullanabilir. Ya da istifa da edebilir. Tazminat hükümleri saklı kalmak kaydıyla. Evet. Turlu istedim. Bir de buradan SGDV'ye dayalı olarak çalışan emekliler mesela yararlanamıyor. Onu da belirtelim. Tabii bazı işsizlik birimi ödemeyenler işsizlik sigortasına yatılmamış olan yüzde işlik bölümünden yararlanamıyor. Öyle ilgili soru da gördüm ben bir tane. Evet. Yani onunla ilgili daha önce sorulan soru var. Bunca yıl işsizlik sigortasına prim ödemiş, emekli oldu diye bunca şimdi ödediği yandı mı gitti mi diye soranlar var. Türkiye'de aşağı yukarı her 1.8 kişi bir emekliye bakıyor. Aktüer denge bakımından. Bu Avrupa'da 4'e 1 gibi netice itibariyle. Bizim primlerimiz asıl şu an emeklilerimize bakıyoruz. Bizden sonra gelecek nesil de birikimleriyle bize bakıyor. Yani öyle düşünelim. Aslında bir dayanışma örneğidir bu sandıklarımız. Yani çıkış noktası da budur yani. Evet. Birkaç husus var başkanım. Tabii bu hep ben kendi üzerimden hareketle hep işçiye eksik ücret ödenmesi kanundaki kısımlarını konuştuk ama bunlar yasadaki dediğim gibi kanun hükümleridir. Şimdi burada işçinin aleyhine de olabilecek durumlar var. İsterseniz onlardan da bahsedelim. Eğer işçi kısa çalışma ödeneğine geçtiği zaman öncelikle işte emeklilik hususundan bahsetmiştik. Emekliliğine az kalanlar için bir bazı problemler olabilir C gibi.
İkinci problemlerden bir tanesi de yarın bu Covid olayı bittikten sonra ya da kısa çalışma dönemi bittikten sonra işten çıkarma yasağı kaldırıldıktan sonra işçi işten çıkarıldığında yeniden işsizlik ödeneği alabilecek mi? Orada tabii şöyle eğer daha önceden işte 600 gün, 900 gün, 1080 güne göre belirlenmiş karşılığı alıyor. Adam işte 3 ay, 4 ay almıştır. Buradan da 3 ay devam etmiştir. Geleni devam ediyor. O süreç kadar yararlanacak. O süreç kesildiği an bu sefer yeni süreç başlayacak. Gene bir işe girdiği an. Oradan onu tamamladığı sırada yeni işsizlik ödeneği için evet, ama başlıyor. 450 güne düşürülmesi ve 60 güne düşürülmesi bu anlamda iki boşluğu yaratıyor. 450 güne düşürülmesi sonuç da 1080 gün ya da işte 900 günü tamamlayanlar için de 600 günü tamamlayanlar için bir boşluk doğuruyor. Yani işçi son 60 yani işten ayrıldıktan sonra geri dönük 3 yıl hesabında 600 gün tamamlaması için işte 2 yıl önce ya da 3 yıl önce sırayla eden günler varsa bu süre geçtiğinde o süreleri kaybetmiş olacak. Birinci risk bu işsizlik ödeneği almasına hak kazanma koşullarını kaybedebiliyor bu süre uzarsa. Evet, zaten en başta söylediğimiz yani bu olağan durumlarda yararlanacak. Hayatın olağan akışında iş bulmanın daha mümkün olduğu şartlarda buna rağmen iş bulamayana bu dönemi daha kolay atlatması için yararlanması gereken bir durum bu işsizlik sigortası. Bu olağanüstü bir hal. Bu şartların yani işsizlik sigortasında planlanan şartlara uygun bir ortam değil. Zaten iş bulma şansı, ayrılanın iş bulma şansı zaten yok. Dolayısıyla bunun bu hakkı kullandıran bir şekilde ödenmemesi gerektiğini hep iddia ettik. Tabii ki işçi 3 aylığına, 4 aylığına, uzarsa 5 aylığına, 6 aylığına bu kısa çalışma ödeneğinden faydalandığında kesesinden yiyor. Kısa çalışma ödeneği döneminin sona erdiği, hayatın normalleştiği günün ertesi günü işveren tarafından çıkarılmış bir işçinin kaybedeceği çok şey var. Yani kullanmış olduğu 6 aylık hakkını uzadığını varsayarsak 6 aylık hakkını kullanamayacak. Tereddütlü durumlar var. 120 günde 60 güne düşürüldü. Son 6 ay bu devam ederse 0 günler son günü yok. İşten iş akdi sona ermediğiyle yorumlanabilir, şey olabilir ama işte 600 günü ucu ucuna tamamladığında son 6 ay 0 gün olan birinin eski 600 gününden eksilen o günler işsizlik sigortasına başvurmak için gerekli olan minimum 600 günü yararlanmasını engelleyebilecek. Yani burada işçinin hak kaybedebileceği birçok durum var. Dolayısıyla bunun bu haktan sayılmaması gerektiğini, bu haktan, bu keseden yeme olayının ortadan kaldırılması gerektiğini, yani diğer ülkelerde ve uygulamalarda gördüğümüz gibi çalışanların sayısı belli. Çalışanlara devlet tarafından kısa çalışma ödeneği ya da işsizlik sigortası hakkına zarar gelmeyecek şekilde haricen bir ödemenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar kayıtlar elde. Alt sınırı, üst sınırı belirlenmek kaydıyla 3 ay ya da uzarsa uzadığı güne kadar ayrı bir isim altında, kısa çalışma ödeneğinden ya da işsizlik bir sigortasından değil, hazineden karşılanmak kaydıyla bir ödemenin yapılmasının daha doğru olacağı, işçinin bazı haklarının kaybolmasını ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Son hususta bu aynı şekilde kısa çalışma ödeneğiyle birlikte geri dönük bir yıl içerisinde 90 gün sağlıktan yararlanması, yani hastalık, genel sağlık sigortasından yararlanması ileride tehlikeye düşemez. Orada şey var, geçirse bir ödenecek. İşkur tarafından. Ama analık tarafından mesela 2 ay sonra doğum izni ayrılacak ve geri dönük o çalışmaları 8-16 haftayı iş görmezlik olarak alacak bir personel için geri dönük bir yıl içerisinde 90 gün şartı var. Bu
Kısa çalışma ödeneği burayı sıkıntıya düşürebilir. Hastalıkta aynı şekilde geçici iş görmezlik ödenekleri için düşünebilir. Şu bunlar, an öngöremediğimiz birçok hak kaybı olabilir. Var. Dolayısıyla görebildiklerimizi burada ifade ettik. Hmm. Göremediğimiz bazı hak kayıpları da olabilir. Onun için tekrar edeceksek bunun başka bir ad altında devlet tarafından işçiye ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. Herhangi bir hak kaybının olmaması için. Turbacığım başka notunuz yok herhalde. Evet. Murat senin ilave edeceğin bir şey var mı? Değerli Başkanım videolarımız sosyal medyamız sayfasında yani Facebook sayfamızda var. Ama Facebook hesabı olmayanlar ya da işte sonrasında nerede izleyeceğiz sunuma ilişkin slaytları sunumları paylaştığınız yerler neresi diye soran arkadaşlarımız var. Odamızın İSMM Akademi sayfasında mevcut İzmir Mali Müşavir Odası'nın sitesinde üst tarafta akademi linkini tıklayarak bu canlı eğitim yayınların birkaç saat sonrasında bu videolara ve bu sunumlara, slaytlara PDF ortamında her zaman ve bundan önceki eğitimlerde her zaman ulaşılabiliyor olacaklar. Ben değerli üstadıma ve sizlere teşekkür ederim. Ve umuyorum ki torba yasadan sonra da kurumların özellikle açıklamalarıyla artık bu karmaşa yavaş yavaş nesnesin diye. İnşallah. Biz de yararlı olduğunu umuyoruz en azından. Torba yasa bir takım sıkıntıları çözmüştür ama orada da daha konuşacağımız birçok bizim mesleğimiz dinamik bir meslek. O torba yasa bir sorunumuzu çözerken yeni konuları da gündemimize taşıdı. Bunları da ayrıca konuşacağız. Ben bir iki kelime şu neydi bizim üstad programımız e-arşivle ilgili İSMM üstad programımızı en son yayınımızda perşembe günüydü yanılmıyorsam perşembe günü sitemizden indirebileceğimizi ifade etmiştik. O günden sonra yaklaşık 5 iş gününde Türkiye'nin aşağı yukarı tüm şehirlerinden meslektaşlarımız şu ana kadar 2000'in üzerinde 2500'lere yakın bu programı indirmişler ve kullanmaya başlamışlar. Geri dönüşler, olumlu geri dönüşleri alıyoruz. Buradan daha önceki yayında duymayan meslektaşlarım için de söylüyorum. İzmir Mali Müşavirler Odası'nın internet sitesinden indirebileceğiniz İSMM Üstad programı e-arşivde düzenlenmiş. Müşterilerimizin gelen ve giden tüm faturalarımızın raporlanmasını sağlayan bir program. Geri Dersi Başkanlığı'nı bildiğiniz gibi son 7 günün dökümünü sadece gelenlerin son 7 günlük dökümünü yaparken biz burada bu programla bir ay bazında o müşterimiz için, o işveren için aldığı ve kestiği tüm e-arşiv faturalarını dökümünü topluca görebilme şansına sahibiz. Ve ayrıca burada 4 tane kurumun, Gelir Dersi Başkanlığı başta olmak üzere 4 tane kurumdan bize gönderilen e-tebligatları da takip etme imkanına sahibiz. Bu program ücretsiz bir programdır. Herkesin yararlanabileceği programdır. Hatta meslektaş harici işverenlerin de indirip kullanabileceği bir programdır. Özellikle tavsiye ediyorum. Bugün bizi dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım yararlı bir sunum olmuştur. Öncelikle Sayın Müdür Yardımcımız Turul Çınar'a desteklerinden, katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim sizlere. Tüm kurumunuz adına için. Size teşekkür ediyoruz. Murat arkadaşımıza da, Sayın Hocamıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Tüm soruların yanıtlandığını ümit ediyoruz. Sağlıkla kalın diyorum.